yayınladığı Ölüm Tohumları kitabı. Bütün kitapçılarda var. Bir baskı da yaptı şimdi. Burada yok galiba. Ölüm Tohumları değil mi? Burada değil. Ölüm Tohumları kitabı. Arkasından ikincisi, üçüncüsü yazıldı, devamı. Burada var mı? Ha, var galiba. Ha. Bu kitabı okuyun. Bir hafta falan uykunuz kaçar. He, onu da söyleyeyim. Yani insanlığa bu kadar namussuzluk yapan az bir zümre nasıl olabilir? İyi ki okumamışım o kitabınızı. Ama yoksa belgeleriyle, yani böyle kaynaklarıyla. Şu şunu dedi, şu şunu yazdı, şu tarihte bilmem ne falan, hepsini görüyorsunuz. Ne yapılıyor? Şimdi Hindistan'da falan, burada da tarım çok önemli. Çiftçiler, ki çok eski tarihi var Hindistan'ın yani. Dışarıda dursun. Bu durumlarda. Bey, dışarıda dursun. Ben size sordukça siz çıkından kitap çıkarıyorsunuz. Bu da ikincisi. Hanım bir torba verdi elime de. Bu da şey. Yani bu da çıkınından... üçüncüsü galiba. Yeni çıktı. Evet. Wall Street ve Amerikan Yüzyılının Çöküşü. Bu da aynı yazardan. Bir renktal bizim arkadaş. Hanım onu iki kere buraya getirdi. Televizyonlara da çıkardı birkaç tanesine. Yani o işlerde benim dahlim yok yalnız. Bilengdal kitabında başında diyor ki, dürüst adammış yani, pek çoğu yapmaz böyle. Diyor ki, bu kitabı diyor Oktay Sarıoğlu israf ediyorum diyor. Çünkü onun sayesinde ve yüzünden yazdım bunu diyor. Beni teşvik etti, aman bunu yaz dedi, ben de yazdım diyor teferruatını falan. Ayrıca bir de bana ön söz yazdırdı. Hanıması. Ne güzel. Israr edip şimdi edip izleyicilerimiz falan soruyor. Neyse. Örneğin Burak Demir, heyecanla yeni kitaplarınızı bekliyoruz hocam demiş size. Siz de yeni kitapları anlattınız, söylediniz. Bunlar yeni çıkan kitaplar yani. Onları reklamdan sonra bir kez de ben söylerim. Nasıl? Ayhan Özcan diyor ki, çok özlemiştik. En büyük Türk profesörünü teşekkür ediyoruz diyor. Siyaset üstü bir kişilik olduğunuzu söylüyorlar. Az önce dedik ya, Cumhurbaşkanlığına aday gösterilirse olur musunuz? Yoksa istemem yani, dersiniz de bana mı bırakırsınız? Herhangi bir mevki ne? Bu millet için, halklarımız için, halkımız için, insanlık için çok faydalı bir şeyler yapabileceğime inansam ona bile razı olurum. Belki ki benim için bu büyük bir fedakarlık olur. Evet. Ama bu şartlarda herhangi bir mevkiye talip olmak demek çok acı bir şeyi kabul etmem demektir benim de şahsen. Onun ama için işte yavaş yavaş düzelecek bu yakındığınız konuda. Allah korusun diyorum yani. Allah korusun. Ben gelen iletileri de bu sözlerinizin arasına sıkıştırarak okuyayım ki bilginiz olsun. Mesela Mahmut Ayhan, bir öğrenci izleyicimiz, diyor ki Oktay Sinanoğlu'nu çok beğeniyoruz. Düzce'de çok seveniniz, dinleyeniniz var. Sizi Düzce Üniversitesi'ne bekliyoruz diyor. Düzce. Düzce Üniversitesi. Varmış. Sizle temasa geçerler. Eğer yeni kanunla Düzce Üniversitesi'nin adı değişmediyse, daha sonra geleceğiz. Birçok üniversitenin adı değişti bu gece. Türk tarihiyle ilgiliyse değiştirirler de Düzce'nin pek zannetmiyorum değişeceğini. Enes Bey söylüyor. Selçuk lafını değiştirip de başka bir isim koyabilirler. Düzce'den gerçi Selçuk Üniversitesi de yani o isme pek... Düzce'den önemli bir politikacı çıktıysa o da değişir. Ben hemen yeri gelmişken yani o zaman işte söyleyeyim. Evet. Bu gece kabul edilen yasayla, hı-hı, 4 artı yasasıyla, hı-hı, Rize Üniversitesi'nin adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi'nin adı Abdullah Gül Üniversitesi, Zonguldak Üniversitesi'nin adı Bülent Ecevit Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi'nin adı da Mecbettin Erbakan Üniversitesi olarak değişti. Şimdi bu şahsiyetlerin ismi konur konmaz ama bir kaide vardır. İnsanlar ölmeden önce ismi konmaz bir yere. Öyle bir genel bir anlayış vardır dünyada. Hayattayken konmaz. Yoksa yalkavukluk gibi olur. Belki de kabul etmezler. Adımı çıkarın kanundan diyebilirler. Tabii, belki Sayın Cumhurbaşkanı, yani şey ben fani bir insanım. Ama şimdi Selçuk Üniversitesi'nin adını değiştirmek bana şunu maalesef düşündürüyor. Selçuk bizim atamızdır. Buralarda oluşumuzun birinci sebebi Selçuk Türkleri. Afganistan'da Herat'ın ilk bombalanması, Herat'ın, o da manidar. Çünkü Büyük Selçuk Devleti'nin, şimdi dünyaya medeniyeti getirmiş bir devlettir Osmanlı'dan önce. Herat onun ilk başkentidir. Çok tarihi bir Türk şehridir. Amerikalıları bombalarken ilk oraya bombalamıştır. Bu da manidar. Ama şimdi yani Selçuk bizim için çok önemli bir geçmişimizdir. Atalarımızdır. Bunun adına tahammül edemeyen varsa yazıklar olsun. O zaman İngiliz Surligan'ından ata bulsunlar kendilerine. Valla bu geceki kabul edilen 4 artı yasasıyla, kesintili eğitim yasasıyla
295 milletvekili evet bunları kabul ediyoruz demiş. 91 milletvekili hayır reddediyoruz demiş. Bir kişi çekimsel kalmış, diğerleri de gitmemiş demek ki meclise. Bir izleyicimiz diyor ki Sinanoğlu'nun dobralığına hayran kaldım, helal olsun. Ne? Dobralığınıza hayran kalmış, helal olsun diyor. Nuri Özçınar. Yani biz bilimle uğraşıyoruz, biz sahiden bilimle uğraşıyoruz. Bir adam ocu bucuysa bilimci değildir, olamaz. Devamı var. Onun için bizde böyle bilimci falan diye diğerlere, mevkilere getiren bir takım adamların Nuri Özçınar'ın devamı pek var. Alakası yoktur. Sadece oculuk buculukla uğraşmışlardır son 50-60 senedir yani. Böyle şey olmaz. Onun için dobralık değil de bizim mesleğimiz, karakterimiz, yapımız doğruyu söylerken de insaflı bir şekilde söylemektir. Malum herkesin yüzüne bir takım doğrular pat diye söylemek de onu çok kırıcı, ezici bir şey olabilir. Onu da hesaba katarak doğruları söylemektir. Ben de biraz... Yoksa kimseye böyle baskı yapmak için falan değil. Ama doğru olacak. Şuculuk, buculuk diyorsunuz. Ben de okuyuculuk yapayım biraz. Buradan okuyayım size bunları ama galiba reklam süresi geldi değil mi Didem? Gelmiş. Hem de stüdyoda küçük bir uğultu var. Hem onu düzeltiriz hem kısa bir reklam arasına girelim. Sonra okuyuculukla devam edelim buradan. Az sonra buradayız. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu ile konuşmaya devam ediyoruz. Şucu bucu diyordunuz demin. Ben de okuyucu olarak okuyayım istemiştim. Okuyorum. Deminki izleyicimiz Enes Çetin'in sorusu şu. Sayın hocamız yanında hep taşıdığı bir çantası var. Merak ettim. Acaba içinde ne var? Üst düzey kitaplar mı? Ne demek üst düzey kitaplar? Yani hani ağır böyle kuramsal atom fiziği, yüksek enerji fiziği gibi onu. Onlar kafanın içinde. Sepetin içine eklenen ne? Sepetin içinde. Bunlar. İki sepet vardı bu sefer. Her zaman taşındığım bu sepette hani elim çıkardığı kitaplar koyulur. Şimdi demin gösterdiniz. Ben de bir daha göstereyim. Siz elinizi salladığınız için biraz net olmadı. Batının batışı ve dünyada yeni ufuklar adını taşıyan arkasında da bir CD. CD'ye Türkçe ne diyorsunuz siz? Yuvarlak teker mi? Devede yani deveden geliyor. Devede var. Anlamadım. Devede, DVD. Bu yabancı dille eğitim görenler falan anlamıyor. 5 kere söylüyorsun. Adam mühendisliği bitirmiş, elektronik mühendisliği. Arkası kitabın DVD arkasına. DVD diyorsun anlamıyor bu. DVD diyorsun anlamıyor. 5 kere söylüyoruz gene anlamıyor. Sonra ha DVD diyor. Rezil bir durum. Yani eğitim bunu mu yaptı? Bu kadar. Başka bir şey yok. Sıfır. Evet. Arkasında öğrendiler azıcık. Kitabın arkasında DVD var diyorsunuz. DVD'ler. Tamam. Peki. Evet. Batının batışı ve dünyada yeni ufuklar. Bunun sebebi bu 60 senedir falan 45'te başladı da 45-46 falan o zaman başladı ve planlı bir şekilde resmen başlatıldı. Yani Amerikan mandasına Kurtuluş Savaşı başlayacağı zaman Amerikan mandasına girelim diye ısrar eden ve ona katılmayı reddeden birisi sonradan 46-47'de bu Amerika ile bir sürü gizli anlaşma imzaladı. En başında milli eğitim tamamıyla Amerika'ya teslim edilmiştir. Bugüne kadar onların danışmanlarının peki, elindedir. Hızlandırayım isterseniz. Bu kitapları hızlıca okuyayım. Evet. Bunu okudum. Dolayısıyla yani millet o kadar saplantı içindedir ki bir yurt dışı falan dediğin zaman hemen akıllarına Amerika geliyor. Ya dünyada başka Amerika şu anda çökmüş, batmış durumda. Halkı sürünüyor. Halkı gelip bana dert yanıyor. Okumuşları adamları bile. Ne olacak halimiz diyor. Avrupa keza o durumda. Dünyada halbuki yeni çıkan esaslı ülkeler var. Kökten esaslı. Mesela Brezilya. Bunu da ilk defa biz anlattık da şimdi Brezilya'da biraz duyulmaya başladı. Nesi var Brezilya'nın? Ya bir kere 12, bu da Amerika'dan çok çekti her türlü. Ama 12, 13, 14 sene evvel ilk değil ama onunla ilklerden bir tanesi IMF'yi sepetleyen ülkelerden biri. Sepetledikten sonra hemen birkaç sene içinde ilk sepetleyen Malezya. Müslüman ülke. Malezya sepetledi ve ondan sonra perişan haldeyken IMF'nin şeyleri yüzünden, dalavereleri yüzünden
Ondan sonra birkaç sene içinde büyüme hızı yılda %8 oldu. Ve çok önemli bir sanayi, teknolojik falan bir ülke haline geldi. Neyse, o bir ilki. Sonra Rusya bunu yaptı. Rusya paçayı kurtardı. Putin, yani Yeltsin zamanından sonra paçayı kurtardı. Sonra Brezilya, hep Amerika'dan çekmiştir Güney Amerika felaket bir şekilde. Bu da IMF'yi sepetledi. Çok bilinçli insanlar da var orada. Ve birkaç sene içinde son sürat gitmeye başladı ve bugün dünyanın birinci yeni ülkesi sayılıyor. Amerika'nın, Avrupa'nın artık lafı bile geçmiyor, geçmeyecek. Bir tek yerde çok önemli Avrupa ve Amerika, o da Türkiye'de. Amerika'nın son kalan elindeki kuş Türkiye'dir. Bunu da bilesiniz. Kimse niye? Dünyada Amerika falan taktığı yok. Sürünüyor Amerika. Kuş mu olduk şimdi? Hani hindiydik, Türkiye'nin karşılığı hindiydi. Bir de kuş mu olduk şimdi? Şimdi hindi küçüldü, biraz kuş oldu tabii. Kuşa döndü. Bu ara Amerika'da hakiki hindi olur ya. Bu da şimdi tüyleri falan döküldü, ayakta duramıyor. Yani hala, ama bu yabancı dille eğitim, İngilizce, Tarzanca eğitimle Amerika'nın ve İngiliz'in soktuğu, Türkiye'den hiç kimsenin aklından böyle bir şey çıkmamıştır. Onların marifetiyle ve onların yardakçıları vatansız takımı tarafından bu iş yapılmıştır. Kitaplarımızda yıllarca bunları anlattık, mücadelesini verdik. Şu kitapları bir izin verirseniz ben isimlerini okuyabilir miyim hiç olmazsa? Peki. Hay hay efendim. Şimdi patron sizsiniz. Batının Batışı ve Dünyada Yeni Ufuklar kitabının arkasında bir DVD var dediniz. Yani DVD. O ayrı. Yani onun adı da şu. Takviye edici mahiyette. Evet, Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati DVD'si. Peki, sizin deyiminizle. Bu kitaba da bakıyoruz şimdi. Bu da 2050'ye 5 kala. Dünyanın 105 yıllık tarihi adını taşıyor. Bunları çok ince ince yapmışsınız. Herhalde hap gibi, insanlar kolay anlasın. Bizim diye. Laflar bizde boş laf pek olmaz. Onun için her kelime tık diye yerine oturuyor. Arkasındaki DVD'niz Türkçe hani... giderse Türkiye gider adını taşıyor. Az önce siz söylediniz. Şöyle sıraya koyalım. Şöyle gösterelim bakalım Didem. Bu birinci cilt Yeni Bilim Ufukları, Yeni Matematik Ufukları ve Matematiğin Haritası adını taşıyor. İkincisi Yeni Bilim Ufukları 2. Bu oradan okuyamıyorum, çevireceğim. O da daha çok matematik. Yeni bir matematik kuramı ve onunla bazı yeni fizik, kimya ilkelerinin bulunması adını taşıyor. Üçüncüsü de Hayatın Örgüsü adını taşıyor. Sonra yine Bilim Gönül Yayınları'ndan en son çıkan kitap. En son çıkan kitabımız bu. Göçmen Hamamı adını taşıyor. Ülkelerin, devletlerin yok edilmesi ve adım adım dünya hakimiyetine alt başlığını taşıyor. Şöyle kitapları gösterirken döndürmeyelim de Didem, sonra döneriz hep beraber. Evet, şimdi bu son kitap bu. Tekrar devam ediyoruz. Az önce söylediniz siz, burada ön sözünü yazdığınız kitap Ölüm Tohumları, Genetik Biliminin Arkasındaki Karanlık Oyunlar anlatılıyor. Bunun yazarı William Engdahl. 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 Yine William Engdahl'ın başka kitabı, sizin ön sözünüz var burada da. Amerikan Yüzyılının Çöküşü adını taşıyor. Pek çok izleyicimiz kitaplarının yeni kitapları var mı, isimleri nedir diye soruyordu. Hızlıca bunları söylemiş olduk. Hatta bunların bazıları birkaç baskı yaptı bile. Yani evet. Bunlar ama. İzleyicilerimizden gelen sözlere devam ediyoruz. Daha 4 artıya giremedik, gireceğiz. Sizin orada çok ağır sözleriniz var, öyle tahmin ediyorum. Evet. Selçuk Üniversitesi'nden öğretim görevlisi olduğunu söyleyen ama adını söylemeyen, telefonu da vermeyen bir izleyicimiz demiş ki, Konya Selçuk Üniversitesi'nin adı değişmedi. Yeni açılan Konya Üniversitesi'nin adı değişti diyor. Ama bizim aldığımız bilgi, şu anda internete de girerlerse Hürriyet Gazetesi'nin en hızlı haberi veren yer orasıydı. Onun internet sitesi, o liste orada yer alıyor. Belki de yanlış gelmiştir bize. Ama diğerlerinde bir tereddüt yok. Rize Üniversitesi'nin adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi'nin adı Abdullah Gül Üniversitesi, Konya Üniversitesi'nin adı Bülent Ecevit Üniversitesi. Ben Giresunluyum. Giresun'da da üniversite var. Oraya da Hulki Cevizoğlu adını versinler. Ne eksiğimiz var? Hiç olmazsa ben kitaplıyım. 38 tane kitabım var. Sizin kitaplısınız kadar. Yani. Hiç kitaplısınız. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Giresun Üniversitesi de küçük bir il, Giresun Üniversitesi inşallah büyük olur. Oraya da benim adımı versinler. Ne eksiğimiz var? Ama şey var şimdi. Hadi beni ya. Bırakalım. Ben espri olsun diye söyledim. Ya. Türkiye'de Oktay Sinanoğlu Üniversitesi niye yok mesela? Hayır, şimdi ben demin dedim ya.
dünyada şöyle bir gelenek vardır. Yaşayan bir şahsın ismin kim olursa olsun adı verilmez. Bir yere onun adı verilmez. Olsun. Yani mesela ben Atatürk, bunun için ölürüm mesela hocam. Atatürk böyle yaptı. Ben ölürüm, Atatürk adımı verirseniz. Hayattayken verilmemiştir. Hayattayken verilmemiştir. Bunu geleneği ilk bozan bu isimler olursa eğer o olmayacak. Bu geleneği ilk bozan, çok acayip bir şekilde bozan. Ben ilkokuldayken İsmet İnönü'dür. Ben ilkokuldayken İsmet İnönü Atatürk'ün heykellerini aşağı indirtti, kendi heykellerini diktirdi hayattayken ve paraların üstünden Atatürk'ün resmini kaldırıp kendi resmini koydu. Yani ben bunu bir yerden okumadım. Ben çocukken hatırlıyorum. O 2,5'luk vardı hatta, böyle ortası delik falan. Böyle paralar vardı, 5 kuruş bilmem ne falan. Simit alırdık yatılı mektebin duvarından sarkıp. Yani bunların paraların üstünde gün gibi hatırlıyorum. Bilen de biliyor. Atatürk'ün şeyi kaldırıp, resmini kaldırıp kendi resmini koymuştur hayattayken. İlk bu geleneği bozan odur. Onun için önce oradan başlamak lazım. Zaten Türkiye'de birçok şeyi böyle bir hale sokan o zattır. Yani mesela 46-47'de gizli anlaşmalarla Türkiye'nin her şeyini teslim eden de gene odur. Peki. Yani bize çocukken tabii Milli Şef falan diye öğrettiler de ben inanamadım uzun yıllar da. Neyse, başka bir onunla ilgili birisinden hayretle kaldım. Sonra öğrendikçe de şaştım kaldım. Yani bir Amerika'da bir radyoda böyle bir şamata bir program oluyordu. İki kişi böyle gırgır geçiyorlardı. Bir tanesi çok ilginç bir laf söyledi. Ben araba sürerken işte açıkta o radyo istasyonu orada. Dedi ki 40 yaşına kadar birçok şey öğrenirsin. 40 yaşından sonra da hepsinin yalan olduğunu öğrenirsin dedi. Vay arasına dedik, Türkiye'ye göre bir şey. İzleyicilerimizin bir kısmı nerede doğduğunuzu soruyor. 1935'te İtalya'nın Bari şehrinde. Babam orada başkonsolosu. Atatürk özel görevle göndermişti. Onu hatırlatmış olalım. Cengiz Budak isimli izleyicimiz, ben Gazi Üniversitesi mezunuyum diyor. Merak ediyorum, acaba hala Gazi Üniversitesi mezunu muyum? Adı değişti mi üniversitemizin diyor. Kanuna göre daha değişmedi. Adınız hala, siz yani Gazi mezunusunuz sizin ifadenizle. Matematikle ilgili bir şey sormak istiyorum. İşte demin matematik kitaplarında söylerken hani benim matematiğim zayıftır demiştim ya, aslında şunu söylemek istiyordum, yarım kaldı. Matematiğim zayıf ama bu ara bir matematik kitabı okuyorum. Ayyaş Yürüyüşü, Miledonov'un kitabı. Olasılıkların matematiğini anlatan bir kitap. Stephen Hawking'le birlikte çalışan bir profesörüm da. Olasılıkların matematiği konusunda ne dersiniz? Yani işte zar attığınız zarın istediğiniz oranda gelme olasılığı nedir? Ya da şimdi yarışmalar yapılıyor ya televizyonlarda, işte kutuyu açıp kutunun içinden 500 bin lirayı bulma, var mısın yok musun yarışması. 22 tane kutu var. Buna benzer Avrupa'da da çok sayıda yarışma olmuş geçtiğimiz yıllarda, şu anda da var. Buradaki olasılıklar nedir? Matematik bunları çözdü mü? Çözebilir mi? Olasılık kavramı ve olasılık matematiği, o da ayrı bir daldır. Yani olasılık matematiği. Ondan sonra fizikte filan da olasılıklı mekanik filan mesela önemli bir daldır. Ama bu olasılık aslında şudur. Eğer bir şeyi tam bilmiyorsan, çünkü neden ve sonuç ilişkisi var birçok şey, hemen her şeyde. Şimdi eğer sen neden bu oluyor, neden şu çıkıyor bilmiyorsan, bulamamışsan kanunlarını, o zaman son çare olarak olasılık hesabına müracaat edersin. Yani bilmediğin için. Dersin ki işte bu aynı şeyden 1000 tane yapsam 900'ü şöyle çıkar. İyi de bakın şurada sakatlık şuradadır. Bunların derslerini de verdim yani fizikte falan. Şimdi şöyle bir şey. Mesela derim ki ben o derslerde hep başında. Şimdi hava raporu diyor ki bugün yağmur yağma olasılığı %25. Peki sokağa çıkarken şemsiye alacaksın mı almayacaksın mı? %25 az dersen almazsın. Çıkarsın, hemen yağmur yağar. Yağdığı anda olasılık %100 olur. Bu yani bu temelden sakat bir daldır aslında. Şemsiye bakarsın. Almak için %51 mi olması lazım? Yani o da olmaz. Yani böyle bir takım derin sorunlar vardır orada. Şimdi o bakımdan yani olasılık mekanikte
bu önemli değil bu acayiplikler. Çünkü mesela bir kutunun içinde ne bileyim bir kilo su molekülü var. Bunun içinde 10 üzeri 23 çarpı 10 falan filan bin sayıda, yani çok büyük sayıda molekül var. Şimdi tek tek bu moleküllerin ne yaptığını, ne yapacağını, hareketlerini Newton kanunlarına göre filan hesaplasan bile pek bir işe yaramaz. Çünkü elinde çok veri var, bir sürü şey oluyor. Ne yaparsın? Gözlemlediğin şeyi laboratuvarda. Mesela bunun yoğunluğu şudur, rengi şudur. Ondan sonra işte bir şey katarsan şu olur falan gibi laboratuvar deneylerinde görebileceğin sonuçları moleküllerden başlayarak izah etmek için orada olasılık çok manalı olur. Çünkü o kadar çok molekül var ki onların tek tek ne yaptıklarını bilmen lüzumsuz, zor ve lüzumsuz. Halbuki bunların ortalamasını bulursan, belli bir şekilde belli bir matematik kurallarına göre bir takım ortalamalarını bulursan, o ortalamalarla gözlemlediğin fiziksel, kimyasal deney sonuçlarını birbirine çok kolay bağlarsın ve bu sefer gözlemlenebilir şeylerle uğraşmış olursun. Bu manada. Ama efendim işte bu yağmur misali gibi. Aslında o olasılık %21 ne demek? %21 yağmur yağma olasılığı var diyor. Ne demek? Ama onu o manada kullanmıyorlar. Çünkü temelini bilmiyorlar olasılığı. Bu demek ki 1 milyon tane dünya olsa, 1 milyon aylık kainatta ve o gün hepsinde aynı şartlar olsa, bildiğin şartlar olsa, daha bilmediklerim var. O dünyaların içinde %21'inde yağmur yağacak. Öbürlerinde yağmayacak demek. Ama hangisinde yağacak, hangisinde yağmayacak yok. Öyle bir şey yok. Diyemez. Olasılık bunu diyemez. Eskiden bir fıkra anlatılırdı Gorbaçov döneminde. Gorbaçov'un 99 tane danışmanı varmış ama bir tanesi akıllıymış. Süper akıllıymış. Hangisi? Ama hangisinin akıllı olduğunu bilmiyormuş. Bunun gibi şimdi 99'un içinde bir tanesi hangisine uyacak? Şöyle bir örnek de verilebilir. Matematikle ilgili güzel bir yağmur örneği verdiniz. Doğru. Diyelim ki bir tabancadan mermi çıkacak. Ateş edilecek. Karşıda 20 kişi var. Arasında da siz varsınız. Size ateş ediliyor. Bir kişiye gelecek mermi, değil mi? Yani 20'de bir şans, ya da şans demeyelim artık ona da, 20'de bir olasılık var, ihtimal var merminin size isabet etmesi. Şimdi 20'de bir diye siz tedbir almayacak mısınız? Eğilmeyecek misiniz? Kaçmayacak mısınız, değil mi? Ama işte yani, olasılıkla matematik olmaz. Matematik ilginç. Olasılıkta, çünkü olasılığın, matematikte kullanılan olasılığın geçerli olması gibi için molekül sayısının misalini verdiğim gibi, mesela bir kaptaki suda trilyonlarca 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 su molekülü var. O zaman orada bir bulduğum bir ortalamanın falan manası oluyor. Ama şimdi 20 kişi az bir rakam. 20 kişilikte olasılık hesabı aslında kullanmak yanlıştır. 100 kişi olsun. 100 de azdır. Dedim ya. Milyonlarca kainat olacak. Onların %21'inde şu olacak. Ya 20 kişi olacak ama milyonlarca kainat içinde her birinde onun dünyasında aynı yerde, aynı şartlarda 20 kişi dizili duracak ve 20 yerden ona ateş edilecek. Bir yerden ona ateş edilecek. Bütün bu dünyalarda. Bunların içinde hangisinde hangisi kime isabet edecek? O olasılığı ancak çok büyük sayıda bir şeylere baktığın zaman manası var matematikte. Onun için gerçek dünyadaki, ha bugün şunu mu vuracak, bunu mu? Ha, onu bulursun. Nasıl bulursun? O tabancanın özelliğini incelersin. Oradan çıkan mermilerin neler, yörüngesini neyin etkilediğini hesaplarsın. Her ayrıntısına kadar. Ondan sonra bunların içinde daha, yani sonuç neden ilişkisini bağlamış olursun. Yani şuradan çıkan mermi şuraya gidecek, buradan çıkan buna gidecek, burada da bu var, şunu vuracak falan. O zaman olasılıktan çıkıyor. Normal fizik oluyor. Uzmanlar der ki bazen yüzde bir, %99'a eşittir. Onu bilemezsiniz. O yüzden %1'e mi dahilsiniz, %99'a mı tedbirinizi alacaksınız. Değil mi? Ya ona bakarsan yani daima bir tedbiri olacaksın.
Neyse, veya dua edersin. Peki. İzleyicilerimiz sürekli not gönderiyor. Konya Selçuk Üniversitesi'nin adı değişmedi. Yeni kurulan Konya Üniversitesi'nin adı Necmettin Erbakan oldu diyor. Peki biz de öyle düzeltiyoruz bunu. ODTÜ'ye gitmişsiniz geçen gün. Oradan Ebru Hanım diyor ki, Ebru Bertan, ODTÜ'ye gelmesinin ardından birkaç gün geçti ama şimdiden hocamızı özledik diyor. Başka üniversitelerden de size konferans davetleri var. Benim üzerimden bu davette bulunuyorlar. Sizle iletişim kuracakları bir adres var herhalde. Yoksa evet. Da elektronik posta gönderin bize. Biz hocamıza iletelim nerede konferans istiyorsanız, nasıl istiyorsanız. Kim diyor onu? Siz mi? Ben söylüyorum çünkü çeşitli okullardan size davetler şimdi, geliyor. Ya söylemesi ayıp yani çünkü benimle ilgili bir şeyi söylemekten hicap duyarım. Ben lafı olmaması lazım. Ben lafını da mümkün olduğu kadar kullanmam ve bir adam şunu da söyleyeyim fırsatı gelmişken konuşmalarda falan söylüyoruz da. Bir adam bencilse ben diye kendini ortaya koyup duruyorsa o adamdan ne dost doğru bir bilim adamı, yaratıcı bilim adamlığı olur. Ne insanlığa faydalı bir şey olur ne de kendine hayırlı bir şey olur sonunda. Bir şey yapmak, bir şey yaratıcı bir şeyler yapmak için sanatta olsun, bilimde olsun, araştırma falan filan. Ya ülken için falan böyle kendini düşünmeyeceksin. Beni unutacaksın. O konuyla hem haşır neşir olacaksın, onun içinde kendini kaybedeceksin. Beni unuttuğun miktarda yaratırsın bir şeyler. Allah izin verdiğimiz şekilde, miktarda. O bakımdan, şimdi söylemeyi sevmiyorum, utanıyorum ama şimdi dünyanın her tarafından bize yüzlerce, binlerce davet geliyor devamlı. Tam dünyanın bir tarafından dediniz. Hayır, Türkiye'nin de her köşesinden geliyor. Fatih Öztürk, Kopenhag'a çağırıyor sizi. Ha. Her tarafından, yalnız Türklerden de değil, her taraftan böyle davetler geliyor. Türkiye'nin de her köşesinden geliyor. Ve halkımız da herhalde senelerdir Türkiye'nin her tarafında da konuşmalar, halka konuşmalar yaptığımız için binlerce kişi tek başına hiçbir siyasi ilişki olmadan... Evet, diyorlar ki yani oraya her gelen siyasetçi o için geliyor bilmem ne bize bir sürü yalan söylüyor gidiyor filan filan. Ya bu adam diyorlar ondan sonra doğrusunu söylüyor kendisi için ne mevki düşünüyor ne para düşünüyor ne bir şey. Hakikaten halk için uğraşıyor diye bunu anlamışlar çok şükür. Dolayısıyla her taraftan davet geliyor. Ve senelerdir biz mümkün olduğu kadar her tarafa Türkiye'nin her köşesinde konuşma yapmışım. İşte onun için biz de sizi zor yakalıyoruz programa davet etmek hayır, yani, için. Hayır bu şeyle oluyor. Ben bunlara zaten o davetler yani bana telefon etseler de öyle bulamazlar. Ama elektronik posta çekilmesi lazım. Bunu söyleyelim. Vallahi çeşitli, elektronik posta yani, adresini söyleyeyim. Söyleyin. D Davut gibi D D Sinanoğlu Oglu. Şu internete daha yumuşak G harfini sokamadık. Herifler Çince yapıyorlar. İbranice yapıyorlar değişik harflerle falan ama bizimkiler de oraya deyip de ya bunlarda yumuşak G de olacak ne bileyim I da olacak Ş de olacak diyemediler birader yani bunu nasıl kabul ettirmezsin ya burası da büyük pazar o işler için neyse şimdi onun için D Sinanoğlu ve hepsi küçük harf ve bitişik D'den sonra boşluk yok D Sinanoğlu kıvrık A veya güzel A ona da etmet demiyorum çünkü kebapçı geliyor o zaman. Et değil de kıvrık ağa veya güzel ağa. Şimdi ekrana getirecekler. yahoo.com Yahoo lafı yahoo ya aslında belki de o yahoo var ya tasavvufta. Belki oradan gelmedir belli olmaz. Yok o kadar da siz oraya üyesiniz diye o kadar da abartmayalım. Canım. Yani şaka işte yani yahoo ne biçim isim. Neyse ya Aydın Şimşek diyor adresine, ki adresine hocam diyor posta çekiyorlar. Tamam, şu doğru mu ekranda yazıldı yani diye. Şöyle posta. Bakarsanız sağ tarafınıza. Ben Oktar, bakıyorum zaten onlara da. Yani şöyle ekrana bakın. Onlara bakın. Ekrana bakın. Doğru mu? Ne? Ne doğru mu? Ha? Ha? D. Sinanoğlu yahoo.com tamam. Tamam doğru. Bu adresten size ulaşabilirler. Bana uğraşıyorlar da işte tamam. Bu bizim yayın evinin kurucusu, Bilim Artı Gönül'ün kurucusu Dilek Sinanoğlu'nun tamam. adresi. Ben de oraya bir sürü geliyor ve o kendisi çok meşgul aslında. Ayrıca iki yüksek mimarlık derecesi var. Bir de İTÜ'yü erken bitirmiştir mimarlıkta falan. Yani devamlı da evet. meşguldür. Ama biliyor ki ben bunlarla uğraşamam. Karıştırırım falan. Onun için kendisi bakıyor onlara.
Ve bunların arasından tabii Aras'a bana da soruyor ne dersin falan. Ama son dakikada soruyor. Şimdi ondan sonra yani bizim program 2 sene için doldurur mesela. Haftaya burada mısınız? Programa gelebilir misiniz tekrar? Buraya. Çünkü buraya tekrar Ceviz Kabı'na. Çünkü o kadar soru geliyor ki bu soruları sormasam ayıp olacak. Çok inanılmaz ilgi var. Sorarsam kendi konumuz geride kalıyor. Hı. O güncel konu olmayacak. Tamam. Şimdi haftaya hangi gün oluyor? Haftaya cuma oluyor. Tarih? Haftaya cuma ayın kaç oluyor Didem? 6'sı mı? 6'sı. 6'sı oluyor. Altısı bakarız gidelim. Haftaya da bu soruları biriktirelim. Onları da o zaman soralım. Yani oralara geliyor davetler. Onlar seçiliyor. Ve ben bütün sene boyunca da konuşmaya falan gitmem. Mesela 2 ay turneye çıkarım birçok yerde. Gece gündüz 2 ay. Ondan sonra birkaç ay ortadan kaybolurum. Nerede olduğumu ben bile bilmem neredeyse. Yoksa ya benim yapılır mı? Her gün konuşursam ortada tabii. Birkaç ay inzivaya çekilir. Ondan sonra benimle uğraşırım falan filan. Kitap yazarım filan. Birkaç notu daha okuyayım. 4+4. Ama ondan sonra tekrar bir hikaye çıkarım falan yani. Milletvekiline bağlanacağız. Sonra 4+'ya geleceğiz. İzleyicilerimizin sorularıyla devam edelim. Ömür Oğuz diyor ki size, sizin adınızı verirler mi? Ellerinden gelse sizi ülkeden atacaklar diyor. Size dedim ama sizin adınızı diyor. Bana mı söylüyor? Size mi söylüyor? Anlamadım. Bir başka izleyicimiz Aydın Şimşek diyor ki gene size diyor. Sizin adınızı üniversitelere vermelerine gerek yok. İsimlerinizi kalbimize yazdık diyor. Giresun'dan da sağ olsunlar. Giresun Üniversitesi'ne benim adımın yazılmasını isteyenler varmış. Para bulsak da biz bir üniversite kursak, değil mi? Vakıf Üniversitesi. Kendi adımız olsa en hayırlı işlerden bir tanesi. Sivas. Tabii, gerçek eğitim varsa. Nasıl? Sayılır eğitim oluyorsa. O niyetle kuracaksınız zaten, kurabilirseniz. Mehmet Turan, hocam Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne gelmeyi düşünür mü diyor. Avukat Tugay Topbaş, Sinanoğlu'nun Can Yücel ile ilişkisi nedir diyor. Akrabalık ilişkisi mi var? Kimle? Can Yücel. Hiç alalım. Kim o? Kim o ya? Kim o? Çok ünlü şairimiz. Vefat eden. Valla belki okumuşumdur. Mehmet Ali Yücel'in oğlu. Öyle mi? Eski Milli Eğitim Bakanı. Ha. Evet. Herhalde dalgınlığınıza geldi, öyle söyleyelim. Dalgaya geldi. İlginiz var mı diyor. Bir başka izleyicimiz sizi tanımlarken Süreya Arslanhan, Esin Afşar'ın abisi olduğunuzu söylüyor. Hı-hı. Doğru değil mi? Doğru da birkaç ay evvel pisine vefat etti. Ama abisi olmanıza engel mi? Pisine yani kader, ne yapalım? Ama pisine derken tedavisi mi olmadı? Hayır işte. Adı yabancı olan hastaneye yatırdık hocası. Biz oraya koyma dedik. Cerrahpaşa'ya koy dedik. Orada yani pisine gitti. Oktay Bey, hepimiz öleceğiz sonunda. Allah rahmet eylesin ama Şimdi Cerrahpaşa'ya ya da başka bir hastaneye yatan insanların ölmeme ihtimali varsa herkes oraya gider. Yani onun hastalığının seyrini falan biliyorum da bir miktar. Onun için diyorum. Yani bizde böyle Amerika'dan bulaşan bir şey var. Bazı özel hastanelere bile. Doktorlara da kaç bin tanesine konuşmalar yaptık. Çeşitli dallarda. Orada doktorla hekimin farkını anlattık. Bizde tarih boyu batıya tıbbı öğretmiş olan atalarımızın devrinden beri 900 yılından filan itibaren hekim kavramı vardır. Hekim insanla uğraşır. Amerika'daki doktor tipinin çoğu, iyileri vardır ama çoğu kasa makinesi, para basar sadece. İnsanla filan hiç alakası yoktur, umurunda değil filan. Bu zihniyet vardır. Şimdi burada okusun okumasın, gidip de dışarıda bazen bir sene iki sene kalanlar Amerika hastalığına kapılıp geliyorlar. Bazılarını dışarıda da gördüm, burada da gördüm. Ya adamlar Amerika'dan şunu öğreniyorlar ya, hastane, özel hastaneye biri geliyor, adamın hiçbir şeyi yokken para için bunu ameliyat ediyorlar ya. Neredeyse bana da yapacaklardı da bu işlerden biraz anladığımız için. Yok ya dedik, bizde bir şey yok filan. Paçayı kurtardık yani. Yani Amerika'dan bize sadece böyle insanlık dışı, insanlığı düşünmeyen, insanlık düşmanlığı filan bulaşmıştır. Para hırsı, insanlıktan uzaklaşma, bunlar bize bulaşmıştır. Onun için dünyanın en adi ülkesini ne köle olmayı seçmek bu millete yakışmaz. Onu da söyleyelim. Bu atalara yakışmaz.
Yani bırak sömürge olmak zaten çok kötü bir şey. Ama başka ülkeler sömürge olduysa, geldiler işgal edildiler, katliama uğradılar falan da öyle sömürge oldular. Türkiye ne oldu? Türkiye gönüllü olarak sömürge oldu. Bütün dünya bunu biliyor. Ve diyor, alimler falan başka ülkelerde söylüyor bana. Ya siz bu kadar tarihinizden, müthiş tarihinizden sonra diyor, nasıl olur diyor, tek kurşun sıkılmadan diyor, her şeyinizi teslim ettiniz diyor. Böyle şey olur mu diyor. Ben de diyorum ki, vallahi ben etmedim kardeşim. Etmem de. İstediğin mevkiyi ver, istediğin panları, hamamları ver, istediğin kadar Florida'da, Miami'de yalılar ver. Ondan sonra oteller ver, bilmem ne ver. Ben teslim etmem. Öbürleri ediyorsa belalarını bulacaklardır sonunda. Bir yerde. Biz de bu arada telefon konuğumuzu bulduk. Ona bir bağlanalım. 4+4 sistemi kabul edildi demiştik. Profesör Doktor Özcan Yeniçeri hattımızda, MHP milletvekili. İyi geceler Sayın Yeniçeri. İyi geceler, iyi yayınlar Sayın Cemizoğlu. Evet. Sayın Sinanoğlu'na iyi geceler diliyorum. Efendim? Size de iyi geceler dilediğini söyledim. Size de iyi geceler. Geçmiş olsun hocam. Kanun kabul edildi. Tamam. Sabahlara kadar çalışmayı düşünüyordunuz ama bitti galiba. Ne oldu şimdi? Türkiye'nin eğitim sistemindeki yenilik yarın sabahtan itibaren ne oluyor? Önümüzdeki yıl uygulamaya girecek yeni öğretim yılında. Türkiye hangi değişikliklere sahne oldu? Şimdi çok aslında iki şey ortaya çıktı bu eğitim yasası tartışılırken. Bunlardan birincisi büyük bir gerilim ve kaos, kargaşa görüntüsü yansıdı kamuoyuna ve siyaset biraz daha fazla itibar kaybetti, biraz daha fazla irtifa kaybetti ve biraz daha fazla bir anlamda kamuoyu nezdinde kendisini küçültmüş oldu. Kavga görüntüleri hem de eğitim gibi bir konu tartışılırken gündeme gelmesi ve görüntüye girmesi her şeyden önce çok vahim olmuştur. Biz bu yönü itibariyle çok üzücü olaylar sebebiyle buna sebep olanların kamuoyuna size siyasetin rahatsızlık edici görüntüler verdiğinden dolayı özür dileriz şeklinde bir çağrı yaptık. Bunu yapın dedik. Fakat taraflar bunu dinlemedi ve anlamadılar. Birincisi bu. İkincisi eğitimle ilgili tarafı çok az bu yasa tasarısının. İşte kesintisiz eğitim kesintili hale geldi. Biliyorsunuz yap boz, koy kaldır, dene yanıl, olmadı başa dön sistemi eğitimde başından beri uygulanan bir sistemdi. Her gelen Milli Eğitim Bakanı'na göre, her gelen hükümete göre Türkiye hem devlet olarak yeniden kendi kendini adeta kuruyor, hem de eğitim sistemi olarak kendini yeniden kuruyor ve adeta sözüm ona yeniliyor. Yeni iktidar oligarklarının veya kudret elitlerinin konumuna ve durumuna göre. Bu bir kez daha bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Şimdi ne oldu? Artık bundan böyle çocuklarımız 4 sene ilkokul, 4 sene ortaokul, 4 sene de lise görecekler. 4 sene ilkokuldan sonra çocuklar ikinci 4 seneden itibaren bazı seçmeli dersler alacaklar. Bu seçmeli derslerin özellikle mesleki alanda çocukların yönelecekleri yeteneklerini belirleyecek şekilde konulacağı ifade edildi. Bu müfredatlar bu şekilde gerçekleştirecek. Bu arada İmam Hatiplerin orta bölümleri açılacak ve dolayısıyla buna da dayalı olarak eğitim 28 Şubat'tan önceki şekilde özellikle İmam Hatipler bakımından bir anlamda devam etmiş olacak. Bunun dışında bir akıllı tahta sistemi diye ifade edilen ve kutsallaştıran bir tablet sistemine geçiriliyor. Fatih projesi. Evet, Fatih projesi. Bu projenin kendisi zaten tepeden tırnağa sorunlu. Fakat bu Fatih projesi, tablet bilgisayar sistemi ve buna dayalı olarak ifade edilen yaklaşım tarzları aslında teknolojinin çocuklarımızı bir kobay gibi
kullanacağı bir boyutu da ortaya getiriyor. Bunlar üzerinde hiç durulmadı. Çünkü çocuklar şu anda Türkiye'de büyük ölçüde kredi kartı bağımlılığı, internet bağımlılığı, televizyon bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı ortaya çıkıyor. Ve bu çok büyük, zannedilenin çok ötesinde bir psikososyal hastalık meydana getirmesine rağmen çocukları daha 4 yaşından sonraki süreç içerisinde veya o süreç içerisinde bu tablete alıştırmak başlı başına bir psikososyal sorun olarak ortaya çıkacak. Bu çok kesin ve açık. Bu hem anomik hem de yabancılaşmayla ilgili yeni sorunları bizim önümüze koyacak. Bu tartışılmadı. Bunun sosyolojik, bunun bilimsel, bunun ekonomik yönü yapılmadı. Fakat ben bu eğitim tasarısının aslında bir eğitim tasarısı değil, bir ihale tasarısı olduğunu ifade ettim. Kesinlikle de ona inanıyorum. Bu kesinlikle bu ihale tasarısının, bakın Sayın Cevizoğlu, 24. maddede tablet, bilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlanması amaçlarıyla 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları kamu ihale kanunu hükümlerine tabi değildir. Yani ihale kanunu hükümleriyle bağlı olmayan ihale verme dönemi açılıyor. AK Parti böylece ihaleleri istediği gibi, istediği şartlarda ve istediği kimselere verebilecek. Bu kadar açık, bu kadar utanmaz, bu kadar hayasız bir teklifi biz bir anlamda yasa olarak çıkardık. 25. maddede daha vahim bir durum var. Bu 25. maddede AKP'li bakanlıklarca 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilir. Yani bu iktidardan biz 2015'te kurtulsak bile bu iktidarın yapmış olduğu ihalelerin bedelini ödemeye 15 yıl süreyle yeni gelen hükümetler devam edecek. İhaleyi AKP'li müteahhitler götürecek. İmzayı ise iktidarın üst yönetimin getirdiği bürokratlar atacak. Sorumluluktan kurtulmanın yasal yolu da böylece bulunmuş olacak. Şimdi bu tasarının aslında sakladığı şey bu ve bu tasarı sırasında bunlar dile getirildi. Hem biz getirdik, hem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlar dile getirdi. Hükümetin bize verdiği cevap aynen şu olmuştur. Efendim biz yerli sanayini geliştirmek, yerli sistem kurmak amacıyla böyle yapıyoruz. Böyle yaparsak işte yerliye verme imkanımız olacak. Aksi takdirde Çinlilere vereceğiz. Ya da işte Samsung vesaire gibi şirketler alacak, biz alamayacağız. Hatta bize dönerek Sayın Canikli ve hükümet yetkilileri, siz Çinlilere mi verilmesini istiyorsunuz, kamu ihale kanunu kapsamı içerisinde bunu tutarsınız gibi son derece tutarsız, mantıksız bir açıklama getirdiler. Biz de söyledik, siz bu memlekette Angus inek ithal ettiniz. Bu memlekette 2002 ile 2011 yılları arasında ithal ettiğiniz pamuk miktarı 9.2 milyar dolar. Yani bu ülkede yetişecek pamuk 9.2 milyar dolarlık iktidarınız döneminde dışarıdan pamuk ithal ettiniz. 4.2 milyar dolarlık bu süreç içerisinde soya ithal ettiniz, pirinç ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz. Öğretmen ithal etmeye kalkıyorsunuz, doktor ithal ediyorsunuz, hemşire ithal ediyorsunuz ve siz aslında AKP hükümeti değil, siz bir ithalat hükümetisiniz dedik. Ve dedik ki bu kadar çok stratejik kitleri, kaynakları Tüpraş'ından bilmem şeker fabrikalarına kadar, oradan tekele kadar hepsini yabancılaştırdınız. Şimdi mi aklınıza geldi yerli sanayi veya yerli sanayiyi kurmayı? Şimdi Sayın Cevizoğlu, bu çok büyük bir rakam bir defa. Sözünü ettiğiniz ihale şu andaki rakamlara göre 10 milyar dolar, 9.2 milyar dolar civarında bir rakamdan bahsediliyor. Sistemin altyapısını kurabilmek için. Bu 9.2 milyar dolarlık
altyapının da teknoloji eskimesi yüzünden 5 yıllık sürecinin olabileceği ifade ediliyor. Ondan sonraki süreç içerisinde bunların aynı biçimde yenilenmesi ve devamlı etmesi 70 milyar dolara uzanan bir rakamı meydana getiriyor. Onun için bu tasarının eğitim, pedagojik, insanla ilişkisi yönünden daha ziyade bu yönü ön plana çıktı. Bu da işin bir başka boyutu. Fakat problem şu, şu soruyu sorduk. Dedik ki siz eğitimde yapısal bir değişim meydana getirerek insan yetiştirme düzenini değiştireceğini zannediyorsunuz? Yani bir eğitim sistemi hangi hedefi esas alıyor? Bu eğitim sisteminde hangi tip insan yetiştireceksiniz? Bunu söylemiyorsunuz. Bunu ortaya koymuyorsunuz. Biz açıkça söyleyelim. Biz dedik ki bizim istediğimiz, yetiştirmek istediğimiz insan bu toprakların çocuğu olacak. Bizim yetiştirmek istediğimiz insan bağımsızlık ve egemenlik duygusuna sahip insan olacak. Bizim yetiştirmek istediğimiz insanın yattığı toprak, tuttuğu bayrak, döndüğü kıble belli olan insan olacak. Siz de güdülmeye ve biat kültürüne uygun insanlar yetiştirmek gibi bir tavır içerisinde olduğunuz her halinizden belli oluyor. O zaman çıkın insan düzeninizi, yetişmiş insan düzeninizi bir açıklayın dedik. Sayın Yenice, evet, bir şey sorayım burada. Şimdi tabii tartışmaların sıcağında çok ateşli konuşuyorsunuz. Televizyoncuların da istediği bir şey bu. Herkesin istediği bir şey. Televizyonculuğunuz da var. Sadece hoca ya da milletvekili değilsiniz. Televizyonculuk, yayıncılık, gazetecilik, yazarlığınız da var. Bu işte biliyorsunuz. Şunları sorayım ben şimdi bunu hatırlattıktan sonra. Kabul 295, red 91, çekimsel 1. Geriye kalanlar MHP'liler mi? Girmediler mi? Ne oy verdiler? MHP'nin tavrı ne oldu oylamada? Biz o oylamanın yani ilk bazı maddelerini kabul ettik. Özellikle 9. maddede bizim getirdiğimiz bazı teklifler vardı. Onları bizim yerimize, bizim getirdiğimiz teklifleri onlar reddettiler. Aynısını kendi önerge verdiler. Neydi bunlar? Bunlar önergelerle kabul edildi. Bunlar neydi? Onu da hatırlatalım isterseniz. Bunlar ortaokul ve liselerde Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatının seçmeli ders olması mı? Evet, evet, doğrudur. Başka öneriniz oldu mu? Evet, biz başörtüsü sorunu çözelim diye bir şey verdik, önerge verdik. Bize aynen söyledikleri, Türkiye'de başörtüsü sorunu, üniversitelerde başörtüsü sorunu yoktur. Olmayan bir sorunu çözemeyiz şeklinde ifadeler ettiler ve bizim önergemizi reddettiler. Siz ne önermiştiniz? Yani başörtüsünü nasıl çözelim dediniz? Yani biz dedik ki çocuklar üniversitelerde başı açık ya da başı örtük ayrımı yapılmadan özgürce eğitimini alsınlar üniversitede. Bu şimdiye kadar bu başörtüsü üzerinden iktidar getiren, iktidar götüren bir aygıt olmaktan başörtüsü çıksın. Artık bu problemi yasal olarak çözüp bir kenara koyalım dedik. Fakat bizim ne hangi tasarıyı getirirse kendi aslında işlerinden, kendilerinin de bizim istediğimiz tipten o tasarıları vardı. Fakat biz getirdiğimiz için önergeyi reddettiler. Çok ilginç bir siyasal evet. tavırla karşı karşıya kaldık. Ama Başbakan teşekkür etti size bu. Özellikle ortaokullarda ve liselerde Kur'an-ı Kerim'in ve diğer adıyla Siyer-i Nebi deniyor değil mi Peygamberimizin evet, hayatı? Evet, evet. Siyer-i Nebi derslerinin seçmeli olarak okutulması önerinize, MHP'nin bu önerisine Başbakan da teşekkür etti yurt dışından geldiği zaman havaalanında. Yani siz bazı maddelerde AKP ile anlaştınız ama yasanın genelinde ve özellikle az önce çok vurguladığınız biçimde bu Fatih projesinde başlangıç itibariyle 10 milyar dolar altyapı, altyapının daha sonraki yıllarda devamı için 70 milyar dolara kadar çıkabilecek bir maliyetin AKP'lilere ihale edilmesini, kamu ihale yasasından bunun çıkarılmasını ve istenilen kişiye verilmesini öngören bu maddeye mi özellikle karşı çıktınız? Yoksa bir de vurguladınız, yetiştirilmek istenen insan tipinin bağımsızlıktan yana özgürlükçü bir insan olması gerektiğini söylediniz. Ama öbür taraftan okullara, ortaokullara Kur'an-ı Kerim dersi, bakın din dersi değil, Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatı dersleri konduğu zaman doğabilecek durumda siz MHP olarak buna evet diyorsunuz. Sonra da yetiştirilecek nesiller konusunda kuşkularınız oluyor. Burada bir çelişki yok mu? Varsa
ne yoksa açıklayın lütfen. Evet, çok teşekkür ediyorum özellikle böyle sorduğunuz için. Çok önemli bir soru çünkü bu. Şimdi şöyle, geçen günü bir şarlatan dedi ki ben Veysel Karahani'nin ruhunu taşıyorum. Öbür dünyadan geldim ve bu şey çıkışıyla da birçok doktor, öğretmen ve mühendise öbür dünyadan arazi satıyor, emlak satıyor ve 6 milyon TL civarında da bir para topluyor. Türkiye'nin temel problemlerinden bir tanesi doktor olmasına rağmen ya da öğretmen, mühendis olmasına rağmen, yani ilmi bilgi almasına rağmen kendi sahip olduğu dinin, onun peygamberinin, onun tarihinden haberdar olmaması ve cahil bir şarlatanın ve buna benzer birçok muskacılıktan hurafeciliğe kadar ağzına kadar tıka basa dolu bir ülkeyiz biz. Bunun için dinin ve dini bilgilerin Kur'an-ı Kerim'in bizzat kaynağından öğrenmesi gerekir. Atatürk din bilgisinin ve Kur'an'ın en iyi öğretim yeri mekteplerdir diye bir sözü de var. Gösterdiği bir yöntem de var. Peki bu dersleri kim verecek? Kamuoyunda bilinmeyen, tartışılmayan ve benim de çok merak ettiğim bir konu. Ortaokullara Kur'an-ı Kerim dersi koyuldu. İsteyen çocuklar, ki çocuklardan çok veliler galiba buna karar verecek ne yazık ki. Yani bir taraftan geçtiğimiz ayları hatırlayalım. Ortaokuldaki, lisedeki çocuklar Mayıs'ın 19'unda üşüyorlar diye Ankara dışındaki stadyumlardan 19 Mayıs bayramının kutlanması yasaklandı, kaldırıldı. Buna veliler talepte bulunmuş. Demek ki Kur'an-ı Kerim ya da Peygamberimizin hayatı konularındaki seçmeli derse de gene veliler karar verecek. 19 Mayıs'ta nasıl soğuk oluyorsa üşüyen çocuklar şimdi Kur'an-ı Kerim dersi alacak, alsın. Ama bu dersi kim verecek? Mesela şu anda din dersleri hocaları var. Din dersi hocası Kur'an-ı Kerim dersi verecek yetenekte değil bana göre. Dışarıdan imam mı gelip verecek ortaokula? Yani Kur'an-ı Kerim'i ilahiyat profesörü bile zor anlatıyor. Bizim programlarda daha çok olmak üzere başka programlarda da görüyoruz. İki ilahiyat profesörünü çağırdığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki şu ayeti, bu ayeti ele aldığımız zaman iki ilahiyat profesörü ortak noktada karar veremezken ortaokul çağındaki bir öğrenciye din dersi değil, Kur'an-ı Kerim dersi, çok farklı bir şey bu. Kur'an-ı Kerim'i anlatacak. İmamlar mı anlatacak? İmam anlatacaksa yeterli mi? İmam nerede yetişiyor? İlahiyat mezunu insanlar mı gelecek? İlahiyat profesörleri mi ders verecek ortaokulda? Kim verecek bu dersi, belli mi? Kanunda var mı böyle bir şey? Tabii onu yönetmeliklerle belirlenecek ama onu şu, bizim asıl oradaki temel amacımız meali öğretmek çocuklara. Yani tamam, aynı şey. Çocuk İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn denildiği zaman bunun Allah'tan başka kimsenin bir şey dilememek, Allah'tan başka kimsenin önünde baş eğmemek olduğunu çocuğa öğretmek. Yani bir esas aldığımız şey bu. Ve dolayısıyla bunu öğretecekler de din dersleri öğretmenleri olacak hiç kuşkusuz. Dışarıdan herhangi bir ithalata, ihracata gerek yok. Tabi bu daha müfredat ortaya konulup sınırları çizilirse buradaki şeyin öğreticilerin şeyi de açığa çıkar. Ancak Türkiye'de bunu verebilecek aslında kişiler var. Yani burada şeyde olduğu gibi medreselerde, tekkelerde ya da çeşitli Kur'an kurslarında verildiği tipte değil, okullarda nasıl verilmesi gerekiyorsa o biçimde diğer derslere paralel bir eğitimle olacak. Yani orada sıraya oturacak, dizüstü oturup önüne rahle koyup bu işi yapmayacak ama sınıfta aynı biçimde diğer ders, herhangi bir dersi nasıl alıyorsa o dersi de alacak. Yani bizim burada şeyimiz, çıktığımız, hareket ettiğimiz nokta çocuğun dini ve milli bilincinin birlikte teşekkül etmesini sağlamak. Birisini diğerine, diğerine öbürüne karşı bir tavır içerisine sokmamak. Yani şimdi Türkiye'de bu konsept, yani bir ikisinin bir arada alınmaması Türkiye'de kutuplaşmayı, ayrışmayı ve kullanılabilir insanların ortaya çıkmasına neden oluyor. Peki ben hoşgörünüze sığınarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Başbakan'ın daha önce söylediği, yani yakın bir geçmişte söylediği,
dindar nesil yetiştireceği sözüyle, sözü bu yasanın kabulüyle gerçek mi oluyor? Yani ortaokullara Kur'an-ı Kerim dersi ve Peygamberimizin hayatı dersi seçmeli olarak konduğu zaman dindar nesil yetiştirilmiş mi olacak? Bu onun yolunu açmak mı? Dindar nesil yetiştirme tartışmalarını hatırlıyoruz. Pek çok siyasi, AKP'nin dışındaki pek çok siyasi buna karşı çıktı. Ama şimdi MHP de buna evet dedi. Yani bir iki maddede aynı görüşteydi. Bu Fatih projesi, parasal akçalı işlerde belki karşı çıktınız az önce söylediğiniz gibi. Ama genelinde MHP bu işe evet dedi. Kamuoyu öyle anlıyor. O zaman AKP ile MHP Türkiye'nin dindar nesil yetiştirme projesinde aynı noktada buluştu mu buluşmadı mı? Şimdi dindar nesilden tabii ne anlaşılıyor onu içine açmak lazım. Dinine, diyanetine bağlı Allah'a inanan ve Kur'an'ını, kitabını, peygamberini tanıyan şuurlu nesil. Dindar nesil Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bağlı muti nesil olarak kastediliyorsa ona biz karşıyız. Ama biz de dindar nesil istiyoruz. Biz de istiyoruz dinini, diyanetini bilen insan istiyoruz. Biz yani o dindarın içerisine neyi koyduğunuzla yakından alakalı. Sayın Başbakan dindarla kindarı bir arada kullandığı için milletin kafası karıştı. Yani dindar aslında Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların da oradaki komisyon üyelerindeki arkadaşların da dindara bir itirazı yok. Kindara itirazlar var. Dolayısıyla problemin orada bir problem yok. Sayın Başbakan ne derse desin. Biz şuna bakıyoruz, bir doğru ülkenin geleceği açısından kutuplaşmayı, gerilimi ortadan kaldıran, kullanıma daha uygun olmayan insan yetiştirmek. Yani iddialarını, ideallerini, tezlerini ve projelerini, inançlarını ve değerlerini sentezlemiş bir insan tipi. Böyle bir insan tipinin bilgisiz, yani kendi sahip olduğu dinin kutsal kitabından ve peygamberinden haberi olmaması düşünülemez. Peki bakın, bakın bir avukat, az önce de Oktay Bey'e başka soru sormuştu. Avukat Tugay Topbaş diyor ki, Twitter sorusunda, laik bir ülkede yasada geçen peygamberimiz ifadesinden hangi dinin peygamberi anlaşılacak diyor. Kısa oldu, kısa yazıldığı için buraya uzunluğu yazmamış. Şimdi halkın %99.9'u Müslüman deniyor Türkiye'de. Ama yasada peygamberimiz diye geçiyor bu. Diyor ki hangi dinin peygamberi olacak? Şimdi Avrupa Birliği sürecinde diğer dindeki insanların da ibadet hakkı var. Yani o Hristiyan çocuklar okuyorsa peygamberimiz sözüyle Hazreti İsa mı olacak, Hazreti Muhammed mi? Hem yasa bir kere açık değil, herkesi Müslüman saymış ama azınlık hakları var. AKP'de özellikle Avrupa Birliği ve başka medeniyet gibi sözler söylüyor, demokrasi diyor, başka isimler adı altında. Bunlara ışık yakıyor. Peki Hristiyan bir veli, peygamberimiz evet benim peygamberim mi diyecek? Yani farklı peygamberler mi anlatılacak? Çok güzel bir soru. Avukat Tugay Bey'e teşekkürler. Evet ben de teşekkür ediyorum. Şimdi Angela Merkel bir açıklama yapmıştı Almanya'da hatırlarsanız bir süre önce. Dedi ki hiçbir caminin kubbesi kilisenin kubbesinden daha büyük olamaz. Bizim özgürlük anlayışımızı hiç kimse bunun bu çerçevenin dışında düşünmesin. Dini özgürlükleri de. Yani Almanya'da kilisenin cami karşısındaki konumu, İsviçre'de minarelerin olup olmamasının kantonlarda referandumla belirlenmiş olması, Türkiye'de de halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede de elbette öncelikle öğrenilmesi gereken, öncelikle halkın çoğunluğunun temel ihtiyacı olan kendi peygamberinin, İslam'ın değerlerini öğrenilmesi. Ha diğerleri için, diğerleri için de aynı şekilde kendi peygamberleri için, kendi kitaplarını öğrenme noktasında onları da seçmeli ders olarak onlar da konulacak ve isteyenler onları da alacak. Orada problem yok. Yani burada laikliğin tabii yorumlanması Türkiye'de biliyorsun bunu sizden daha önce de çok konuştuk. Evet. Çok sorunlu bir kavram ama ben laikliği bütün dinlere eşit mesafede ve dini özgürlüklerin korunmasıyla ilgili hiçbir dinin başka bir din, hiçbir ideolojinin, değer yargısının, mezhebin başkası üzerinde tahakkümünü engelleyen
koruyucu bir formasyon olduğunu düşünüyorum ve öyle algılıyorum. Ama çok tartışılacak bir konu. Siz öyle algılıyorsunuz. Biz de sizin gibi algılayabiliriz ama kamuoyunda bu laik bir ülkede çok tartışılacak bir konudur. Peygamberimiz ifadesiyle İslamiyet'in peygamberi Hazreti Muhammed kastediliyor tabii ki ama pek çok insan, Avrupalı da buna karşı çıkabilir. Peygamberler tarihi denseydi belki olurdu ya da isteyen istediği peygamberin tarihini, hayatını okuyacak dese olurdu. Yani azınlık çocukları azınlık okullarında mı okuyacak? Bu ülkede yıllarca efendim misyonerlik konusu tartışıldı. Bak misyonerlik konusunda çok duyarlı oldu Türkiye diye daha sonraki yıllarda eleştiriler yapıldı. Madem bu kadar hassasiyet var, o zaman misyoner derken ne kastediliyordu? Hristiyanların dinini yayması kastediliyordu. Hristiyan çocuklarının da hakkı değil mi kendi çocuklarına okullarda kendi peygamberlerin hayatını okutmak? O zaman öyle olsa bunun içinden nasıl çıkılacak? İnanılmaz bir şey. Bir de Kur'an-ı Kerim seçmeli ders ise, mesela İncil de seçmeli ders olabilir. Seçmeli tabii ise isteyen istediğini seçebilecek demektir. Evet. Nasıl bir kanundur ki bu? Şunu seçebilirsin. Ya din konusunda şunları seçebilirsin demesi lazım. Kanuna baktım diyor ki diğer seçmeli dersler konusunda Milli Eğitim Bakanlığı daha sonra karar verecek diyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı kanuna koyulmamışken bazıları Kur'an-ı Kerim dersini seçerken bazıları da İncil'i seçebilir, Tevrat'ı seçebilir diyebilir mi? Diyemez. Kanuna koyardı öyle olsaydı. Şimdi bunlar çok tartışmalı şey. Bir taraftan bunu söylediğiniz zaman, bunları söylemek de bu ülkede çok zor aslında. Vay din düşmanlığı mı yapıyorsun derler adama, kafası dar olanlar. Ya da bazıları da vay efendim sen özgürlükçü değil misin? Niye başka dinlerin haklarını savunmuyor musun diyebilir. Türkiye'de artık laf söylemek de, düşüncesini ifade etmek de çok zor oldu. Televizyonculuk, gazetecilik de çok zor. Ama biz bunları söylemeye devam ediyoruz, edeceğiz. Ve soruyoruz. Nasıl cevap vereceksiniz? Nasıl çıkılacak bunun içinden? Şimdi söylüyorum. Yani bu sormaya devam etmenizde fayda var ve doğru da yapıyorsunuz. Sizi de kutluyorum. Yani çok cesur bir insansınız. Hakikaten her anlamda öyle. Ama benim burada ifade etmek istediğim şey şu. Şimdi eşitler arasında daha eşit olan bir şey var ya, yani bir toplumda çoğunluğun ihtiyaçlarıyla daha az onlara karşı daha az olanların ihtiyaçları birbirinden farklı. Azınlığın ihtiyaçlarının diğer seçmeli dersler içerisine konulacak. Onda hiç kuşku yok. Yani bu çerçeve içerisinde daha başka şeyler de ifade ediliyor. Ama bakanlık şöyle bir şey yapacak. Yani müfredat belirleyeceği için seçmeli ders olarak ifade edilecek de bu müfredatlarda işte seramikçilikten tutun endüstri meslek lisesine, ticaret meslek lisesine, hatta öğretmen meslek liselerine, bu kız meslek liselerine buna dayalı olarak İşte dini yönelimlere yönelik çeşitli dersler müfredatları destekleyecek şekilde esnek olmak kaydıyla, yani istediği zaman değiştirebileceği veya çocuk diyelim ortaokulun ilk birinci sınıfında okudu fakat kafası yatmadı ya da yeteneklerine uygun gelmedi, zorlandı. Onu değiştirebilecek ikinci sınıfta ya da bir de iki okudu, üçte değiştirebilecek. Peki. Böyle bir esneklik içerisinde bunların ele alınabileceği ifade edildi ve bu çerçeve içerisinde konulacak. Diğer ihtiyaçlar, yani toplumda hangi ihtiyaçlar varsa o ihtiyaçları karşılamak üzere okulda da aynı şekilde dersler seçmeli olarak konulacak. Bir izleyicimiz diyor ki Burhan Üstün, hangi veli seçmeli ders olmasına rağmen çocuğuna o derslere aldırmama cesaretini gösterebilecek diyor. Bu yönde çok soru geliyor. Doğru söylüyor. Bu mahalle baskısı diye ifade ettiğimiz toplumsal bir baskı üretilebilir. Ancak şunu söyleyelim, Türkiye'de artık bu kadar kitle iletişim araçlarının yaygınlaştığı bir süreçte ve insanların bireyselliğin bu kadar üst düzeye çıktığı bir konumda birçok veli bunu yapabilir. Şunu da söyleyelim, siz inanmasanız bile Kur'an-ı Kerim'in bu toplumdaki herkesin bilmesinde, yani inançsızların bile bilmesinde fayda var.
Çünkü biz Marksist değiliz ama kapitali 3 defa okudum ben. Şunu söyleyeyim, bunlardan hiç kimseye zarar gelmez. Dinini, diyanetini, milliyetini, kitabını bilmesi yani bir kişiyi bilinçli hale getirir. Kullanım başkaları tarafından kullanılmaktan kişiyi kurtarır. Türkiye'de dini terimlerle veya dini bir takım yönelimlerle insanların çok üstü, çok yönlü bir biçimde kullanıldığı herkes tarafından biliniyor. Yasada, bu kestirilen Yeniçeri, bunu engelleyebilir. Yasada Kur'an dersi seçmeli ders olarak Kur'an-ı Kerim dersi denirken Kur'an-ı Kerim'in meali öğretilecek mi diyor yoksa Milli Eğitim diyebilir ki yarın Arapçası olacak. Bu açık mı yasada? Yasada açık değil o. Evet. Ama asıl hedeflenen Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla, ruhuyla birlikte öğrenmesi. Elbette Kur'an-ı Kerim'in okumasını da öğrenecektir. Ama asıl olan mealini esas almasıdır. Yani ne diyor, Kur'an ne diyor onu öğrenmesidir. Bir insan eğer onu bilmezse tekrarlamayla bazı ayetlerin veya duaların tekrarlanması onu dini konuda bilinçli hale getirmiyor. Problem de zaten buradan kaynaklanıyor. Bir başka izleyicimiz, hanım izleyicimiz Nilay Akın diyor ki kız çocukları Kur'an-ı Kerim derslerine nasıl girecekler? Başlarını örterek mi? Ha şimdi o konuda tabii Milli Eğitim Bakanlığı'na veya uygulamalara bakmak lazım. Biz şu anda öyle baş örtülmesi diye bir durum söz konusu değil bildiğim kadarıyla. Ama o önümüzdeki dönemde hükümetin veya yapılacak uygulamalarla şekillenecek. Şu anda biz yalnız yasanın genel çerçevesini ifade ettik. Ayhan Pınar isimli izleyicimiz soruyor. 1000 tane mollayı boşuna mı atıyorlar Hulki Bey? Madem okulda Kur'an-ı Kerim dersleri verilecek, o zaman Kur'an kursları ne olacak diyor. Bu mele atanması vardı ya, halk arasında yetişmiş, eğitim evet. Görmemiş mele denen ya da molla denen görevlilerin, imamların atanması, onlar da dışarıdan eğitim verebilir mi? Bazı izleyicilerimiz de diyor ki bu dersler, seçmeli dersler bir zamanlar okullardaki milli güvenlik derslerine benzeyecek. Herkes oraya mecburen gidecek. İşte o derslerin yapısını biliyoruz. Çok riskli, tartışmalı bir konu ama toplumda bunu destekliyor demek ki. Öyle diyebilir miyiz? Şimdi evet, yani burada istismarlar olabilir. Burada sayın seyircilerimizin ifade ettiği tarzda da bir takım şey de olabilir. Yani kötü niyetli veya hükümetin işte uygulamalarında benimsenmeyecek durumlar da ortaya çıkabilir ama Türkiye'de her şeyin tartışıldığı bir dönemde bunların çok kalıcı ve gerçekten iktidarın ihtiyaçlarına cevap vermek için değil de İslam'ın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde olabileceğini ümit ediyoruz. Onları da izleyeceğiz biz. Ama yani bu iktidarın zaten biliyorsunuz uygulamaları şu ana kadar bütün uygulamaları ve demokrasi, yani bir despotizmi demokrasi olarak insanları baskıyı adeta insan hakları olarak algılayan bir yapısı var. Bu dersleri ister oraya koyun ister koymayın. İktidar kendi algıladığı biçimde her şeyi yönlendireceğini de biliyoruz. Onu bir ihtiyatla altını çizmek evet. Lazım. Twitter'dan ve elektronik postadan çok sayıda soru geliyor. Tıkandı diyebilirim. Onları artık isimlerini bir kısmını okuyamayacağım ama sorularını okuyacağım. Şimdi Kur'an-ı Kerim derslerine abdest alınarak mı girilecek diye soranlar var. Kur'an-ı Kerim çünkü pek çok insana göre abdestsiz okunmaz. Seçmeli ders oldu. O çocuklar okulda, ortaokulda, yani İmam Hatip okulunda değil, normal lisede seçmeli ders olacak. Şimdi şöyle söyleyelim, 4+4, 4 yıl ilkokul oldu değil mi? Evet. +4 ortaokul oldu eski sisteme göre. Evet. Bu 8 yıllık zorunlu eğitim haline geldi. 12 yıllık bitişik, kesintisiz zorunlu eğitim, 4+4 ilkokul ve ortaokul diye eski sistemle zorunlu eğitim oldu. Ancak yapılan ne? Bu ikinci 4 bölündü. Bu 4. yıldan itibaren, Oktay Bey'e de söylüyorum ki az sonra sizin görüşünüzü de alacağım. Bu ikinci 4 ya normal ortaokul oldu ya İmam Hatip Ortaokulu oldu bunun adı. Şimdi İmam Hatip Ortaokulu'na gidecek insanların orada Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in hayatını okuması çok çok doğal bir şey. Ama ikinci 4'te normal düz ortaokulu okuyacak insanlar için de Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatı dersi seçmeli oldu. İmam Hatip Ortaokulu'nu geçiyorum, orada tamam.
Ama düz ortaokulda izleyicilerimizin sorduğu gibi seçmeli olarak Kur'an-ı Kerim'i seçti çocuk. Kız çocuğu başını örterek mi gidecek? İki, abdest almadan Kur'an-ı Kerim mi okuyacak? Ki toplum buna karşı, pek çok insan abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e dokunulmaz bile diyor. Yaşar Nuri Öztürk gibiler evet okunur da dokunulur da diyor ama bu da ayrı bir tartışma konusu. Siz ne diyorsunuz ya da MHP ne diyor bu işe? Abdestli mi girilecek derslere? Şimdi tabii bizim bu konuda tabii çok net bir şey söylememiz söz konusu değil. Bu biraz da dini şey, bilgiyi gerektiriyor. Ondan biraz mahrumuz. Yani buna cevap verebilecek kadar yeterli dini bilgimiz yok. Acaba başını açık girerse ama biz normalde okulda öğretileceğini benim şahsi... Kim karar verecek buna? Buna yasaya göre buna kim karar verecek? Milli Eğitim mi? Yasaya göre okul müdürleri ve Milli Eğitim karar verecek. Okul müdürleri de uygulayacak. Yönetmelikte tamam. Zaten onun şekli çizilir. Kaldı ki burada şöyle bir şey var. Yani herkes illaki Kur'an dersi alacak ya da Peygamberimizin hayatını öğrenecek gibi dersleri zorunlu olacak alması söz konusu değil. İstemeyen almayabilir. İsteyen de o konulan kurallara uygun tabii. Bir biçimde ama, almak durumunda. Ama yıllarca bu ülkede aydınlığı ya da karanlığı şunu söyledi. Resmi tarih, resmi tarih diye tutturdu. Şimdi din konusu geldiği zaman dinde resmi tarih mi olacak? Ne olacak? Onu da tartışacaklar. Belli bir kalıp içinde bu din dersleri ve Kur'an-ı Kerim meali anlatılacak. Öyle değil mi? Evet, biraz öyle. Ha, İşte resmi tarih şimdi görülecek o zaman. Resmi tarih nasıl anlatılıyormuş? Resmi din nasıl anlatılıyor? Şimdi ortaya çıkacak. Bu da ama ayrı tartışmaya neden olmaz mı? Hulku Bey, şimdi Kur'an-ı Kerim bütün zamana ve mekana inmiştir. Hayır, Hazreti Muhammed'in hayatı mesela. Peygamberimizin hayatı belli ama yani o tartışmaya açık bir biçimde ifade edilemez. Yani onlar ama çok net. Bizim için nasıl öğrendiysek Özcan aynı şekilde öğrenilecek. Bizim için, Müslümanlar için belli. Ama öteki Hristiyanlar, Hristiyan çocukları ortaokulda olan vatandaşlar, bu ülkenin TC vatandaşı olan insanlar, onlar başka şey düşünüyor. Bizim peygamberimiz Hazreti İsa'dır diyor. Onun hayatı tamam. Budur diyor. Hazreti Muhammed'e farklı gözle bakıyor. Yani bunlar geçelim, çok üstünde durmayalım. Oktay Bey'in sorusu var mı bakalım bu konuda? Sayın Sinanoğlu, ne diyorsunuz Sayın Özcan Yeniçeri'nin bu yaptığı açıklamalar? Bilgi verdi yasayla ilgili bize. Şimdi Türkiye'nin karşısında ve çok kısa süre içinde biliyorsunuz hem olağanüstü büyük imkanlar dünyada şimdi belirmiş durumda. Bunlardan hiç bahseden yok bizden başka. Ayrıca çok tehlikeli durumlar da var. Çok yakın zamanda Türkiye'nin başına bir takım işler büyük ihtimalle gelecek. Akıllanması da hali. Şimdi bütün bunlar olurken açıyorsun televizyonları, pek açmam da işte otelde kazayla görüyoruz. Ya saatlerce futbol maçı da değil, futbol hakkında programlar. Futbolun yöneticileri hakkında şike mike filan sabahtan akşama kadar bunlar var. Öbür taraftan bir de baktık 4+4+4. Ben de gırgır geçtim görünce o rakamın ne olduğunu bilmeden. Dedim ki 4+4+4 birader, yani şu işte 3 kere 4 12. 3 tane 4. Yani bunun üstünde bir patırdıdır kopuyor, ne olduğu belli değil. Dedim ki bari şöyle bir asal sayı falan bulsalardı da şöyle matematiksel bir sayılar kuramından birkaç mesele çıksaydı daha eğlenceli olurdu falan. Sayıları inceleyerek falan. Ha neymiş? Hani zannedersin ki Türkiye'de şimdi ciddi bir eğitim meselesi yok mu? Evet. 46'dan beri yani milli eğitim tamamıyla Amerikan danışmanlarının emrine verildiği günden itibaren 46-47 gizli anlaşmalarla sonradan açıklandı bir tane. O açığa çıktı da daha gizli başka anlaşmalar var. Onlar pek çıkmadı hala. Şimdi o gün bugün 50'lerden başlayarak bunun sonucu tabii 50'lerde görülmeye başlandı. 50'lerden başlayarak Türkiye'de mesela orta öğretim dünyadaki en iyi birkaçından biriyken ben onun ürünüyüm. Türkiye'de. Ben yabancı dille hiçbir dersi görmedim. Haberiniz olsun. Hepsi Türkçeyle, hem Türk tarihini öğrendim hem Türk tasavvufunu öğrendim, hem efendim edebiyatının her türlüsünü öğrendim, hem de batıda edebiyatı felsefesine varsa hepsini öğrendik.
bilimde her şeyi öğrendik. Burada edindiğim ben, Türkçe ile öğrendiğim eğitimle 53'e kadar Amerika'nın şurada burada en iyi üniversitelerinde son sınıf sınavlarını alarak matematikte, fizikte, kimyada filan İngilizcesini hiç görmeden o son sınavları İngilizce alıp konuyu bildiğim için orada hep böyle 198 gibi notlar aldım üzerinden ve ondan sonra üniversitelerde biz bunu biliyoruz dedik. Nasıl biliyorsun? Biz okulda, ortaokulda, lisede öğrendik dedim. Çünkü biraz da bu Amerika denen, Azmanistan dediğim ülkede orta öğretim dünyanın en kefazetlidir. Sıfırın altında 500 desen iltifat etmiş olursun. Kendileri de biliyor. Niye öyledir? Beceriksizliklerinden mi? Yok. Kasıtlı olarak orada 300 milyonun 299 milyonu kara cahil bırakılıyor. Neden? O zaman bunları istediğin gibi güdersin. Bak, şu düşmandır, bu düşmandır. Bütün Müslümanlar düşmandır dersin. Bu aptallar hiçbir şeyden haberler olmadığı için inanırlar. Ondan sonra oralara bunlar saldırtılır. Hem karşı tarafta katliamlar yapılır. Peki. Hem de kendi insanları da ölür. Okay. Yani şimdi şu bu sistem bu halde iken, yani önce eğitimin tekrar bağımsız kendi ülkemizin eğitimi haline dönmesi gerekirken, o parti, bu parti, o fırka, bu fırka falan hikayesi değildir bunlar. O bakan, bu bakan, hepsinin birçoğunda yanında teke tek bulunmuşumdur. Oradaki durumu görmüşümdür kaç senedir. Yani ya eğitimi, orta öğretim dünyanın en kepazesi olan, dünyanın bildiği, ülkenin danışmanları senin milli eğitiminin her ince teferruatına kadar hepsini 46-47'den beri belirliyor. Biz burada ne konuşuyoruz arkadaşım? Yani şimdi biz zannettik ki eğitim genel olarak ele alınacak. Bunlar da mı Amerika istedi? Bunlar da mı Amerika istedi? Vallahi şimdiye kadar buradan gelmeyen bir şeyin ortada konuşulduğunu hiç görmedim. Yani Amerikalılar gençlerinize Kur'an'ı anlatın dediler demek ki. Hayır, hayır, mesele o değil. Şimdi mesele o değil. Yani şimdi bir de eğitimin kendisinden bahsedilecekken efendim bu bir işte İmam Hatip Okulu falan filan diye bilmem ne gibi konulara çevriliyor. Ya kardeşim, önce eğitimi bir konuşalım. Peki, bir mikrofon. Yani Oktay Bey, bir mikrofon. Yani bunlar ancak kamuoyunu uyutmak için yapılan, peki, şeyler olur. Yani şimdi Suriye filan meselesinde Türkiye hem çok büyük fırsatlar var hem de çok büyük bir tehlike var. Bunlar konuşulacağına 4+4+4 bir de futbol maçları şike. 4-4-2 yerine 4-4-4 yaptılar canım. O da bir futbol tekniği gibi olabilir. Şimdi konuşacağız tabii. Türkiye'nin konuştuğu bir konu. Mikrofonunuzun biri düşmüş. Onu düzelteceğiz. Şimdi bir ara veriyoruz. Ara vermeden bir not okuyayım. Sonra Özcan Bey, siz de ayrılmayın lütfen. Avusturya'dan Mehmet Yazgı yazmış. Diyor ki, Avusturya'da ilkokul birden itibaren seçmeli olarak İslam dersi alınabiliyor. Tabii Hristiyanlar da kendi dinlerini alabiliyor. Yani seçmeli ders bu demektir. Dinle ilgili bir şey koyulursa, yani ben İncil öğretilsin demiyorum ama isteyen onu öğrenebilsin diyorum. Çünkü demokrasi, insan hakkı, hukuk budur. Sen ben Müslüman olduğum halde Allah bile dinde zorlama yoktur derken sen zorlama yapamazsın. Din konusunu eğiteceğim dersen her dinin dersini isteyen alabilir dersin. Şimdi Alevi yurttaşlarımız da pek çok konuda belki başka şey düşünüyor. Sesleri çıkmıyor. Bunları sizin mikrofonunuzda düzelttikten sonra az sonra devam edeceğiz. Özcan Bey, siz de ayrılmayın. Devam edeceğiz az sonra. Sevgili seyirciler, Oktay Sinanoğlu ayakta ne yapıyor diyeceksiniz. Televizyon seyrediyor da. Oktay Bey buyurun, artık başta ya da orada konuşabilirsiniz. Özcan Bey hatta mısınız? Jenerik dedikleri. Evet. Şey hattasınız, peki. Çok heyecan verici ya. Yani onu yeni yaptık. Hasta uyuyor olsam şurada, onu zıplatır duysam, değil mi? Hemen zıplatır. Böyle yaparım. Onun yani için mi ayağa kalktınız? Evet, onun için. Tamam, peki. Ayakta da konuşabilirsiniz. Size özel, Özcan Yeniçeri'ye söyleyeceğiniz, soracağınız bir şey var mı? Birçok kişi MHP'yi eleştiriyor bu konuda. AKP'ye destek oldular. Özcan Bey bir çok kere severiz diyor. Bu milletin kurtulması, tarihte silinmesinin önlenmesi için ki az kalmıştır. Bunu isteyen herkes oculuk buculuk diye de dışarıdan Amerika'dan sokulan bu bölücülük bilmem ne birbirine böyle saçma sapan şeylerle her şeyin, bak şu
Kitaplarımda var. Açın okuyun. Hedef Türkiye'yi bir okuyun. Milyonlarca insan okudu. Her şeyin yok sadece şuraya bakabilirsiniz. Bilmem şuraya bakarak. Hepsi şu kameraya bakarak konuşabilirsiniz. Hakiki düşünürlerini, fikir adamlarını filan gelir gelmez 45'ten itibaren teker teker öldürtmüş. Yerine sahte içi boşaltılmış, sahte solculuk, sahte sağcılık, sahte bilimcilik falan hepsini koymuştur. Sahte dinci hepsi. Ve bunlar içleri boşaltırıp birer kelimeye indirgenmiştir. Mesela milliyetçi demek antikomünist. Solcu demek antifaşist. Birer kelime. Ama o gençlere sorduğun zaman 60'larda 70'lerde falan ne demek yani şey sadece. Faşist ne demek? Komünist ne demek? Anlatamazlardı da, bilmezlerdi. Birer kelimeye indirgendi ve bu birer kelimeyle bunlar Amerika'nın muazzam, şimdi çok daha geliştirilmiş olan psikolojik, ruh bilimsel savaş taktikleridir. Bir ülkeler bir tek kurşun sıkılmadan, iç askeri işgal olmadan bu şekilde ele geçirilir ve yok edilir, tarihten silinir. Şu anda sık sık oluyor bu iş. Türkiye'de zaten en başarılı olduğu yerdir bu işlerde. Şimdi hala onun için bir takım nesiller böyle içi boşaltılmış, bir takım saplantılara takılmış. Adam ocu buculuktan hiçbir konuyu düşünemez hale gelmiş. Adam fizik profesörü olmuş sözüm ona üniversitemizde birinde. Ondan sonra adama fizikle konuşmaya çalışıyorsun. Adam böyle 3 gün evvel tutulmuş palamut gözleriyle bakıyor sana. Allah Allah ne oldu filan. Sonra anlıyorum ki adam bizim dediğimiz fiziği düşünmüyormuş. Karar verememiş içinden de. Acaba bu sağcı mı solcu mu onu düşünüyormuş. Nasıl bakıyordu? Bir kere bilim adamı ocu bucu olamaz. Bu ülkede ODTÜ'de, Boğaziçi'nde bilmem ne bu Amerika'nın kurduğu üniversitelerde. Ondan sonra TÜBİTAK bilmem ne falan onu biz kurdurduk. Ondan sonra Amerika ile attı. Falan. Böyle bir müesseselerde bilim adamı geçinen varsa bunlar oculuk buculukla uğraştığı müddetçe bunlara bilim adamı denemez ve bunlar bilim adamı olamaz. Bir bilim adamı ocu bucu olamaz. Her şeyi sorgular, her şeyi inceler, kökünden bakar ve işi çözer. Değil mi? Yani işte Türkiye'de bir kere bu var. Peki ben size sizin kitabınızda vurguladığınız bir sözle yardımcı olayım, onu hatırlatayım da Özcan Bey'e de veda edelim, son sözlerini alalım. Siz diyorsunuz ki milli eğitim değil, milli eritim söz konusu Türkiye'de. Bunu yıllar önce yazmıştınız. Evet. Daha sonra da milli eğitimin, milli eğitim müdürlerinin falan filan olduğu bir toplantıda biz de konuş dediler, kalktık. Dedik ki, dedim ya şimdi uzmanlar burada dedim. Şu milli eğitimin bir tarifini yapar mısınız dedim. Gık mık kimseden ses çıkmadı. Ben de dedim, ben aslında yaptım da bir tarif. Hani ayıp olmasın size söylüyorum ki hani siz teyit edin veya yanlış deyin falan diye dedim. Nedir dediler? Çok basittir dedim. Başınızı artacak değilim dedim. Milli eğitim şimdi ne millidir ne de eğitimdir. Nokta, bitti. Bu kadar. Şimdi durum buyken en iyi eğitimden dünyadaki 2-3 en iyi eğitimden biri iken Türkiye'de bu 50'lerden itibaren adım adım İngiliz ve Amerikan parmağıyla isim isim de kitap adlarını yazmışımdır kitaplarımda. İsim isim. Ben oradan buradan okuyup da onu bu hocalık bacılık filan ona buna iftira edecek bir adam değilim. Hepsinin şey, isimleri her şeyleri yazılı. Bunların marifetiyle yani İngiliz Amerikan ajanlarının marifetiyle eğitim bu hale getirilmiştir. Buraya yapılanlar yok yabancı dille eğitim yok bilmem ne yok. Şu kepazeliğe bak ya. Dili İngilizce olan İmam Hatip okulları. Ya İmam Hatip okullarına ben karşı değilim. Tabii olacak. Papaz okulları yok. İki noktası silinince yok olacak olan yok. Senelerdir bu doğramacıya kurdurmuştur Amerika onu. Türkiye'de bilime araştırma kalksın diye kalktı da. Bunlar Amerika'nın papaz okullarına senede 10 binlerce lira verip adam başına öğrenci gönderiyorlar master doktora diye. Oralarda master doktora yokmuş. Papaz okuluymuş bunlar. Sonra bunlar akıllanmışlar. Demişler ki ya Türkiye'den bize bir sürü para geliyor. Oraya bizim paramız yok. Amerika zaten iflas etmiş. Bir ülke battı. Ondan sonra tutmuşlar demişler ki bir master programı icat edelim de bu Türkler buraya para göndersin, bunları göndersin. Papaz okuluna. Şu hale bak. Destekliyorsunuz o zaman siz. Efendim? O zaman bu yeni sistemi destekliyorsunuz. Hayır. Ben onu bunu desteklemem kardeşim. Ortada bir fikir görmedim ki. Destekleyeyim ama, veya desteklemeyeyim. Papaz okulu yerine imam hatip olsun diyorsun. Hayır. Onu da demiyorum. Yani ben ortada konuşulacak bir şey görmedim. Bu 4+4+4 zaten matematiksel olarak lüzumsuz bir şey. Yani şuraya bir karışık bir
asal sayılar falan koy bakalım işte şunu ne oluyor ne bitiyor falan. Tamam rakamları konuşalım ama ortada 4 artı 4 artı 4 ne demek olduğu, ne için olduğu, ne olduğu falan. Yani ortada bir şey yok. Bu kamuoyunu tekrar sahte bir gündemle kafasını karıştırmak. Yani buradaki hükümetleri falan hiç suçladığım falan yok. Çünkü hiçbirinin günahı yok. Dışarıdan psikolojik savaş. Tam Türkiye'nin başına büyük bir çorap örülecekken, belki Türkiye'nin bir kısmı Allah korusun gidecekken çok yakında, büyük bir kısmı yalnız güneydoğusu değil, gidecekken sen millet bunları konuşmasın, düşünmesin falan diye. Yok şike şeyi çıkar günlerce. Yok bilmem 4 artı 4 diye bir şey çıkar. Kimse ne olduğunu anlamıyor. Yalnız şimdi peki, şey yapan bir dakika. Demin izah etti. Özcan Yeniçeri. Evet, tebrik ederim. Orada bir şey, bir tek şey söyleyeceğim, basit bir şey. Şimdi o dedim. Şimdi sen Yeniçeri profesör tablet meselesinden bahsetti ya. Evet. Yani buradan ne kadar kaç milyar dolar filan Amerika'ya gidecek o para. Tablet deyince ya, benim aklıma hap geliyor. Hap gibi tableti yutacağız gibi, hayır, değil mi? Tablet diye bir şey çıktı işte. Yeni şimdi pek de tutulmuyor belki. Burada büyük miktarda bir para otomatik bir takım Amerikan şirketlerine verilecektir. Şimdi bu bana şunu hatırlattı. Hatırlayan var mı bilmiyorum. Belki artık biz yaşlandık mı ne oldu? Çok şeyi ben hatırlıyorum sadece. Allah Allah nasıl oluyor? Siz İdini'yi görmüş adamsınız. Diyordum. Şimdi ayıp olmasın diye 27,5'a çıkardım yaşımı. Değil mi? Çok küçük göstermek 26'da lazım. Profesör olmuştunuz. 27,5. 27,5 falan olduk şimdi. Şimdi Özal zamanında ya aynı hikaye o zaman oldu. Hatırlayan yok mu? Aynı şey oldu. Milli Eğitim'de işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız filan diye bir laflar çıktı. Yapılacak olan şey, mesela dedi ki işte her okula, her öğrenciye bir bilgisayar filan. O zaman da bilgisayar işte yeni gelişiyor. Yani büyük bir pazar, yeni bir pazar. Ondan sonra Türkiye'den işte şu kadar milyar dolar bilmem ne, Amerikan şirketlerine bu okullara birer bilgisayar alınması için verilecek. O zaman da biz de dedik ki, kardeşim yani şunun %10'unu 20'sine bari ayırırsan o parayla Türkiye'de onun sanayi kurulur ya. Hiç gık yok. Çünkü maksat Amerikan büyük sömürgeci ve bugün batmış olan sömürgeci, insanlık düşmanı ülkenin, niye yeni pazarlar yaratıp beleşten rahatça paraları almaktır. Bundan ibaret. Yani 4 artı 4 bundan ibaretse yazıklar olsun bu ülkeye. Yazıklar olsun bu ülke, bu atalarımızdan gelenlerin bu halde böyle işlerle uğraşmasına. Oktay Bey şunu hatırlatayım. 27,5 yaşında olmanıza veriyorum bunu da. Yani. Amerika'ya çok çatıyorsunuz. Amerika'ya çatmıyorum. Azmanistan'a çatıyorum. Tamam, oldu o zaman. Çünkü Amerika'ya çok çatmak yok, insanın başına dertler açıyor. Öyle biz yani, 27,5 yaşında değiliz. Ki, Amerika diye bir şey yok. Amerikan ailesinin hiçbir şeyden haberi yok. 300 milyon oldular diye övündüler bir sürü göçmenle falan. 299 milyonu Karaca'ya bırakılmış. Hiçbir şeyden haber olmayan bir gariban takımı. Hepsi geliyor benden medet umuyor. Okumuşu bile. Halimiz ne olacak? Ne yapacağız? Aman söyle falan filan. Ya kardeşim biz ne bilelim? Anlamadım. Peki şunu sorayım size. Şimdi AKP elinde büyük bir milletvekili sayısı var. Tek başına iktidar. Her dediğini kanunlaştırabiliyor. Bu ama 3 dönemdir böyle, 10 yıldır böyle. AKP'den önce, AKP iktidara gelmeden evvel diğer partiler, kaybolanlar, şu anda mevcut olanlar, onlar farklı şey yapsaydı, onların hiç mi suçu yok? Şimdı AKP bunu yaptı. Hayır ben AKP'yi biraz suçladığım yok. Peki. Hayır ben hiçbirini suçlamıyorum, hepsini çok iyi tanırım. Yani 62'den beri kim geldiyse hükümetlere, kim cumhurbaşkanı, yani neredeyse hepsi, cumhurbaşkanları, genelkurmay başkanları, bakanlar, bilmem neler falan filan hepsini şahsen çok iyi tanıdım. Ve hepsini de insan olarak severim, saygı da duyarım. Bunun o partilerle falan hiçbir alakası yok. Yapana değil, yaptırana bakacaksın. Peki, biz de Özcan Bey'e hemen bir bakalım. Sayın Yeniçeri, son sözlerinizi alıp veda edelim. Oktay Bey'in de söylediklerine ekleyeceğiniz var mı bilmiyorum. Evet, Oktay Bey gerçekten çok ilginç tespitleri var aslında. O mizahi bir şekilde izah ederken bunları ortaya koydu. Gerçekten ben bu projenin milli bir proje olmadığını ve bu ekonomik bir proje olduğunu, bu projenin de küresel sisteme, Türkiye'yi eklemleme bağlamında ifade edildiğini düşünüyorum. Şimdi bir sistem merkezine insanı koymayan, insana ve insanlığa hizmet etmeyen her sistem eksiktir.
sakattır. Yani aygıtların özne, insanın nesne yerine konulduğu bir yerde hiçbir uygulama amacına hizmet etmez. Burada bir yapı konuluyor, insanın bu yapıya uyması isteniyor. Bir de üzerinde durmamız gereken husus şu, bak Selçuklular döneminde Nizamiye medreseleri vardı, bugün yok. Osmanlı döneminde Enderun Sani Seman medreseleri vardı, bugün yok. Darül Muallim okulları vardı 1847'de, bugün yok. Cumhuriyet döneminde köy enstitülerimiz vardı, bugün yok. Öğretmen okulları vardı, biz oradan mezunuz. Bugün o öğretmen okulları yok. Bugün eğitim fakülteleri var, yarın olmayacak. Böyle bir tabir yerindeyse... Yani hayatımız bir varmış, bir yokmuş. Bugün Türkiye var, yarın yokmuş mesela. Yani o iş yani, oraya doğru gidiyor. Her şeyi, eğitimi tamamıyla yok edilmiştir dış danışmanlar tarafından. Hükümetlerin haberi bile olmaz. Gelen şeylerin ne olduğunu. Kaç tane hükümeti gördüm. Evet. Bakın, kaç tane bakan gördüm. Haber bile olmaz. İmza basar. Buyurun. Ya. Özcan Bey. Şimdi tarihi olmayan kurumlar tarih olmaya mahkumdur. Yani hükümetler gelir, hükümetler gider. Eğitim sistemleri eski, değerler değişir, teknoloji yenilenir, güncel eğitimler gelir geçer. Fakat kimlikli idealleri ve hedefleri olan ülkeler ve onların esas aldığı insan öznesi toplumları sürükler ve devam ettirir. Onun için bu yapı... mevcut eğitim sisteminin içeriğiyle Türkiye'nin geleceğinin olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Bakın 2003 yılında bu iktidarın ilk dönemlerinde Avrupa'ya birliğine giriyoruz çerçevesi içerisinde o zamanın Talim Terbiye Kurulu başkanının başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Bu toplantıda deniliyor ki 3 tane model artık geride kalmıştır. Bu yıl 2003. 2004'te de tekrarlanıyor. Bu 3 modelden birisi Hazreti Muhammed ve onun Hulafe-i Raşid'in dönemi. Bu dönem geride kalmıştı, model olamaz. İkinci dönem Osmanlı'nın yükselme dönemi, yani Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim dönemi. Bu dönemde model olamaz. Üçüncü dönem Cumhuriyet ve Kemalizm. Bu da geride kalmış, bu da model olamaz. Bu bağlamda ders kitaplarının içeriğinde bulunan, özellikle kendisine milli güven, milli gurur veren, tarih şuuru veren hususlar, dini hususlar ve buna benzer bilgiler meydana getirilen 300 küsür kişilik heyet tarafından şey yapılıyor, temizleniyor. Şu anda bizim milli eğitim sistemi milli ve dini kavramlardan, bize ait olan bütün kavramlardan büyük ölçüde temizlenmiş durumda. Ben bunu parlamentoda söyledim, hükümete de ifade ettim. Bunu çıkın açıklayın. Hazreti Muhammed'i kaldırıyorsunuz, yerine Obama'yı mı koyacaksınız diye de yüksek sesle söyledim. Hala bugüne kadar iki defa üst üste bu kendilerine bu yönde bu değişikliği yapıyorsunuz, sonra dinden imandan bahsediyorsunuz ve dini değerleri milli eğitimden çıkarıyorsunuz, sonra da sözüm ona dini bir takım şeyler getirmek istiyorsunuz, bunları nasıl ikisini bir arada düşünebiliyorsunuz diye söylemiştim. Fakat bunlara bugüne kadar cevap veremediler, bunları sormaya, kendilerine sormaya da devam edeceğiz. Kısacası şu, milli eğitim kendi kendine ve mevcut haliyle olumlu bir nesil meydana getirme yeteneğini büyük ölçüde yitirmiştir. Vatanseverlikmiş, Atatürkçülükmüş, kendi kahramanlarına saygı duymakmış, kendi tarihini önemli görmekmiş, kendi coğrafyasını, şerefini, namusunu özümsemek ve buna toz kondurmamakmış, ideallermiş. Bütün bunlar milletinde yok. 4-4 olsa ne yazar? Bu 8 yıllık kesintisiz olsa ne yazar? Kesintisiz eğitimden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı çıktı. Kesintili eğitimden de herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı gidecek. Öyle görünüyor. Çok teşekkürler Sayın Yeniçeri. Bir dakika, bir şey mi söyleyeceksiniz? Tabii. İşte siz de doğrusunu söylüyorsunuz. Yalnız burada gene dinleyiciler ve yanlış anlama ihtimali olabilir. Bu olanlar hatta daha fazlası olmuştur. Bugün Türk tarih bilinci, Türk dili hızla Türk edebiyatı vesaire hepsi, hiçbir şey öğrendiğimiz ve bizi biz yapan şeylerin hepsi tasfiye edilmiştir. Kim tarafından? Hangi parti tarafından? Ha, yani söylerken millet AKP döneminde bunlar oldu filan filan zannetmesin. Hayır.
Bunlar Atatürk'ün öldüğü gün başlamıştır. İsmet İnönü zamanında başlamıştır. Bugüne kadar hiç aralıksız hangi parti hükümete gelirse gelsin, kim bakan olursa olsun aynı şekilde yürümüştür. Ne diyorum? Çünkü bütün bunların hepsi Amerika'nın, hatta bazen isimlerini bile verdim bir kitabımda. Tanıdım. Amerikalı onların tayin ettiği buraya görünmez Milli Eğitim Bakanları CİA'nın adamları tarafından bu, bütün bunlar. İşte efendim ya, okuma yazma sistemi değiştiriliyor filan. Amerika'da liseyi bitirenlerin, ana dili İngilizce olup da liseyi bitirenlerin oranın New York Times'ın filan anketlerine göre %60-70'ini dosdoğru okuma yazma bilmez. Çünkü İngilizce böyle paçavra bir dildir. Yani ne okunduğu gibi yazılır, ne yazıldığı gibi okunur. Ondan sonra her harf başka türlü okunur falan filan, saçma sapan bir dil. E şimdi, peki biz bu arada... yani bu durumda iken buraya ikide bir talim terbiyeden falan bilmem ne, böyle birkaç imzalı falan bir şey geliyordu. Ondan sonra efendim işte böyle böyle okumak şekli değil de kalıp gibi okumak filan. E işte onun için Amerika'dakiler bir şey okuma yazma bilmiyor. Bunu buraya sokmaya çalışıyor. Niye? Maksat buraya bir iyilik etmek filan zannetmesin. Amerika kimseye iyilik eder mi? Mesleğe insanlar düşmanlık. Peki Özcan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yani onun için Sayın Yeniçeri. Bunu şey gargasına... İyi akşamlar, iyi yayınlar. Yanlış, i̇yi geceler, sağ olun. Çok yanlış anlaşılmasın. Bunu işte şu parti, bu parti yaptı, o parti yaptı, bu yaptı değil. Bakın ben hepsini tanıdım. Hepsini de severim. Ama hiçbirine bakmayın siz. Yaptırana bakın. Amerika'nın bu... Amerikan danışmanları Türk Milli Eğitiminde hiçbir söz sahibi olmalı. Hatta bir kahvede bile onlarla buluşamamalı. YÖK dediğin şey dışarıdan kurdurulmuştur. Yani her şey dışarının elindedir. Ya bu ülke kendi kaderine kendisi hakim olacaksa önce kendi işini kendi yapmalıdır ya. Sen dünyanın en rezil eğitimi olan ülkenin adamlarından medet mi? Hayır. Buradan baskı yapıyorlar. Buradakiler de eyvallah diyor. Çünkü menfaatleri bunu icap ettirir. Ya o bakımdan yani kimse o partiyi burada yapıyor zannetmesin. İnternete... 48'den beri 45'ten beri Türkiye'de bunlar adım adım yapılıyor ve bugün Türkiye son noktasına doğru getiriliyor. İnternetten okuyayım biraz. Mehmet Yaşa diyor ki, hocama sevgiler. 4+4+4 sisteminin çalışmasında hiç kendisinin görüşlerine başvuruldu mu? Başvuruldu mu? Ya başvururlar mı ya? Vursalar ben ne diyeceğim ya? Olsa olsa bana Amerikalı başvurur. Biz böyle böyle yaptırıyoruz onlara, sen ne diyorsun der, ama onlar da benim de ciğerimin sağlam olduğunu biliyorlar. Kendilerinin ciğersiz olduğunu da bildiğimi de biliyorlar. O kadar ciğerini biliyorum ki Batı ülkelerinin. Amerikalı bana soruyor. Bizim ciğerimiz nedir anlat. Ben de diyorum ki ciğerin yok ki nesini anlat. Peki Kadir Aktaş diyor ki, sayın hocamızın hayatı ders olarak okutulmalı. Ellerinden öpüyorum. Türkçe kelimeler konusundaki hassasiyetine de aşığım demiş. Yani Türkçe kelimeler falan değil. Türkçe dünyanın belki en eski dili ve matematik yapısı olan Türk dilleri grubu. Yani bu inanılmaz bir şey. Bilim dili içinde en uygun olan dil. Yani ben bak kaç dilden bilimsel konuşma da yaptım, yazı da yazdım, Türkçe de yaptım. Türkçe kadar bilime uygun bir dilde bulamazsın. Şimdi böyle bir dil kaldırıp at, onun yerine millete uyuşturucu kullanma, ondan sonra ahlaksızlık yapma, bilmem ne, dolandırma falan filan işlerin dili olan İngilizce diliymiş gibi. Öğreteceksen öğret kardeşim, her dili öğren, ne olacak, ben gittiğim yerin dilini öğreniyorum. Ama kendi dilini sokağa atmak tarihten silinmeye razı olmak demektir. Avrupa'da İngilizce kalmadı diye yazıyorsunuz zaten. Ya ne İngilizcesi ya, kimsenin İngilizceyi falan taktığı yok ya. Çünkü bir ülke böyle imparatorluk olarak sonra falan tek güç olarak kalmış falan, onun dili bir süre 50 sene falan neyse önemli olur. Ama şimdi o çökmüş bitmiş, öyle bir şey yok. Onun dili de silinecek. E burada şimdi lüzumsuz tarzanca bilen ama başka hiçbir şey bilmeyen bilin akademik tipler, efendim öğrenciler falan filan. Eğer bunlar adam olacak, bununla adam olunacaksa 250 kelimelik tarzan İngilizcesiyle adam olunuyor olsaydı, Amerika'daki bütün zenciler bunlardan daha fazla tarzanca bilir. Bazıları adam oluyor zaten ama o zaman hepsi oraya buraya bakan filan olurlardı ya. Bir şey oldukları yok. Amerika başkanı oldular. Kenyalı. Annesi de Hollandalı. Sayılmıyor mu bu sizin dediğiniz ölçülere? Uymuyor mu? Hayır canım, yani onun başka marifetleri var. Onu bir de Goldman Sachs'a $1 milyar
seçim kampanyasına para vererek gizlice. Bu sefer onu seçtirdi. Bu şu siyah boğadılar, Obama oldu. Ama aynı lafları, aynı şeyleri daha beteri şeklinde devam ettiriyor. Yani bunlara bakmayın. Bir başka izleyicimiz diyor ki, Türkiye Avrupa mı yoksa Orta Doğu ülkesi mi olacaktır? Nereye doğru gidiyor? Oktay Bey ne düşünüyor diyor. Efendim biz hem Asyalıyız hem Avrupalıyız. Ve dünyada da böyle millet yok. Gidişat nereye doğru diyor. Gidişat ne? Avrupa bitmiş. Amerika bitmiş. Şimdi Güney Amerika'da işte Brezilya yükseliyor. Daha bir iki tane daha çıkar. Ondan sonra Rusya kendini toparladı Putin sayesinde. Amerikan numaralarına rağmen. Ondan sonra birkaç tane ülke var. Dünya, Orta Doğu filan bizi bekliyor. Yahu Suriye lafı ediliyor. Bu memleketten kimse çıkıp da daha babamız zamanında yani 25'lerde falan filan o zamana kadar ve Anadolu'dan çok kaç yüz yıl önceden başlayarak Suriye'nin de Irak'ın da tamamıyla Türk ülkesi olduğunu, Türkmen ülkesi, Selçuk ülkesi olduğunu hatırlayan bilen yok ya. Bunu bir tek ben söylüyorum televizyonlarda. Orada Türkmenler katliamdan geçiriliyor Irak'ta, şimdi Suriye'de de olur. Gık yok ya. Devletten sus yok, askerisinden, sivilinden gık yok. Dışarısı mahsus turda Türkleri yok gösteriyor ki katliam yaptığı zaman belli olmasın sonra diye. Ya şimdi millet bu hale gelmiş. Ama biz burada 4+4 falan. Ya 4+4 tamam eyvallah da eğitim sistemini ele alıp da yani biz içine düştüğümüz bu sömürge eğitimi perişanlığından, yüz karasından ve feci akıbetinden kurtaracağımıza bunu ele alıp da 2 günde düzeltiriz ya. Yapamıyorsanız kardeşim söyleyin bana 2 günde düzelteyim şunu ya. Çok basit. Bununla uğraşacağımıza efendim işte yok bilmem böyle çağdaş mağdaş geçinen takım hangi çağla dansala hiç aklım akıl erdiremedim. Hangi çağ, yani çağdaşı? Tutuyor. Çağdaşmışlar bunlar. Evet, köpek gezdirmeyi çağdaşlık zanneden takım. Malınlara sokaklarında. Olcay Gül. Bunlar tutmuşlar. Efendim 4+4'e karşı çıkıyorlar. Ya nesine karşı çıkıyorsun? Eğitime hiçbir kurtarma hareketi getirmemesine mi karşı çıkıyorsun? Hayır. Efendim İmam Hatip Okulu. Ya bunların saplantısı, takıntısı da bu. Ama papaz okulu yapsalardı hepsi razı olurdu. Sevinirlerdi çağdaşlaştık diye. Ha, siz iki tarafı da eleştiriyorsunuz yani. Hı? İki tarafı da eleştiriyorsunuz. Şimdi bunlar, bu sahte çağdaş takımından dünya, Türkiye çok çekmiştir. Yani son zamanlarda artan sahte çağdaş takımından yani 60'tan sonra. Ya bunlar bir doçent falan neyse genç bir öğretim üyesi bilgili gayet güzel bilimde falan. Ha bir gün cuma namazına giderken birileri bunu görmüş üniversiteden. Hocalardan, bu hanımlardan. Vay efendim bu yobaz bu cuma namazına gidiyor. Gördük. Kendi çocukları her hafta pazar günü İtalyan kilisesine gidiyor. Kepazeliğe bak ya, din değiştirecekseniz değiştirin kardeşim, Allah Allah. Ne oluyoruz ya? Hangi ülkedeyiz ya? Kendimize gelelim. Bizim böyle ciddi sorunlarımız var. Bunlarla uğraşalım. Milletin böyle laf kalabalığıyla 4+4 yok bilmem şike bilmem ne futbolda falan filanla. Fenerbahçeli misiniz? Ha? Fenerbahçeli misiniz? Ben takımda tutmam, partide tutmam. Ama bu şike davasını çok söylediniz bugün. Hayır, çünkü yani bu kadar abuk sabuk bir konu olamaz ya. Bir ülkenin yani neyse akıbeti yok oluyor. Kötüye gidiyor. O ara televizyonda sabahtan akşama kadar futbol hakkında programlar. Ben ne bileyim, şike lafı geçti orada. Başka konu mu yok arkadaş? Bir izleyicimizin sorusu daha var. Var. Bana ne ya? Allah Allah. Gündem tamamıyla bunlarla dolu. Bir de yetmedi. Bir de 4+4 de oldu. Daha başka zaman olsaydı bir kere daha temcit pilavı gibi bir de başörtüsü meselesi çıkarırlardı. Olmayan başörtüsü meselesini. Bunlar hep dışarıdan bir ülkeyi psikolojik savaşla içinden yok etme taktiklerinin en adilerindendir. Başörtüsü yeter ya, kaç kere yutacaksınız ey millet? Kaç kere yutacaksınız bunları? Başörtüsü konusunda ne düşünüyorsunuz siz? Ya başörtüsü konusu Türkiye'de hiçbir zaman hiçbir tarihte olmamıştır. Ya sorun olmamıştır. Sorun mı? Olmamıştır. Bu gene yökü kuran dün kurduruldu. Yani Kenan Evren kurdu. Kurdurdukları adam bunu bir taraftan bir de turban lafını takarak falan bir sahte bir başörtüsü. Şöyle sorunu söyleyelim çıkardım. Daha bir net olsa üniversiteye çıkarmış. Başörtüsüyle ya da türbanla girilmesine tarafta, evet diyor musunuz? Bir tarafta da bizim tarihimizde hiç olmayan bir takım acayip baş kıyafetleri, ben ona kara hotoz diyorum böyle, bir acayip bir şeyler türetildi gene o zaman aynı zamanda.
Bunlar türetildi. Ya bunlar nereden çıktı? Bizde başörtüsü tarih boyu vardır. Ve üstelik İslam'la alakası da yoktur. Çünkü aynı başörtüsü Japonya'da da vardır, Çin'de de vardır, Rasyonel her tarafında vardır. Oradan getirdik. Bizim milli kıyafetimizdir. Hiç sorun olmadı. Hiçbir zaman. Hatta İnönü zamanında bile böyle bir sorun olmadı. Düşün artık yani İnönü İsmet. Peki yani şunu hatırlatalım o zaman. Yani şimdi öyle bir sorun yoktur. Ya bunları çıkarırlar. Ondan sonra ikide bir derin bir şey yapılacağı zaman, mesela Türkiye topraklarının bedava olarak yabancılara teslim edilmesi gibi dışarıdan gelen kanunlara imza basılacağı zaman, duyulmasın falan, anlaşılmasın diye, evet, hemen başörtüsü konusu çıkarılır. Böyle saçma sapan bir gündemler çıkarılır. Milletin dikkati dağıtılır. Şimdi peki, bu anda da böyle bir şey oluyor belki. Çünkü Güneydoğu'da değil ha, Güneydoğu falan değil. Türkiye'nin büyük bir kısmı tehlikede şu anda. Ne tehlikesi? Onun için yani millet kendine gelsin de bu saplantılardan, bu kendisine yapılan oyunlardan, kitaplarımızda defalarca bunları anlattık. Ne yapabilir Türkiye'nin ki her tarafında insanlar? Binlerce insan anlattık. Sizin kitaplarınızda anladılar. Oktay Bey, sizin kitaplarınızda çok okuyorlar. Daha da çok okusunlar. Evet, okuyorlar. Ve birçok insan uyandı. Ne yapabilirler? Yani kitapları okuyarak ne yapabilirler? Uyansın insanlar diyorsunuz. Ya uyansın, uyandı. Birçoğu uyandı. Yoksa bir kişi olmayacak. Ne yapalım? Bireysel olarak ne yapabiliriz diye soranlar var. Gayet kolay. Onların ne yapabilecekleri, patırdı gürültü etmeden, ortada sokaklara dökülmeden, böyle işte bir takım sert hareketler yapmadan filan başını böyle sokmaya da gerek yok. Bu işlerin nasıl çözüleceği, bu eğitimin can alıcı mesele Türkiye'de eğitimdir. İşte onun için ben en çok onunla uğraştım. Mecliste işte milli görüyoruz, sayı yetmeyeceği bir şey yapılamıyor. Efendim o şimdi onlar hikaye. Yani şimdi orada ne yapılması gerektiği çok açıktır, gayet basittir ve herkesin kolayca yapabileceği işler vardır. Bunların listesini efendim hangi kitapta? Ne yapmalı kitabınızda? Ne yapmalı kitabında mı var? Ama bireysel olarak bir şey yani, yapılamıyor hayır, sonuçta. Hayır, diyoruz ki mesela esnaf grupları, meslek grupları, bilmem öğrenciler, öğretmenler, veliler filan bu konuda ne yapabilirler? Güzellikle. Hiç patırdı gürültü etmeden, başını belaya sokmadan. Liste yazdık. Birazı da oldu. İlerleme olmadı değil. Oldu biraz. Peki, oldu. Ama yetmez. Çünkü tarihten silinişin eşiğindeyiz arkadaş. Onun için bırakalım boş lafları, bırakalım particiliği. Yok efendim, adam orada bir şey yapıyor. Ya sen yapılan işi konuş. Hayır. Bunu şunlar yaptı, bunlar yaptı. Hayır kardeşim, onlar yapmadı, onlar da yapmadı, önceki de yapmadı. İşte 48'den beri, 45'ten beri Ergenler aynı şeyi yaptı. İmzayı bastı. Ne olduğunu anlamadan. Tamam. Onun için partiler hepsini seviyoruz. Öğrenimizden. Ama yani işine özüyle uğraşalım. Bunlar 3 günde hallolmayacak işler değildir. Bak o zaman Türkiye tekrar dünyadaki birkaç eğitim sisteminden birine yeniden kavuşur. Çok kolay 3 gün. Peki. 3 karar tamam bitti. YÖK'e çok çatıyorsunuz. 2.2 derse zaten yok olur diyorsunuz. Evet. Şunu hatırlatalım. AKP çıkardığı pek çok yasada işte Kenan Evren'in darbe döneminin izlerini siliyoruz ya da 28 Şubat'ın izlerini siliyoruz diyor. YÖK 1980'in Kenan Evren'in darbenin ürünü. İşte ona darbe, kimse yani dokunmuyor. Onu hatırlatmış olalım. Kenan Evren gibi adamlar mı yaptı zannediyor hali? Bunlar sadece imza attı. Eğer askerler darbe yapacak olsaydı çok daha kritik durumlarda, topraklar yabancılara bedava veriliyor her tarafı Türkiye'nin. Hatta bazılarına da söyledim komutanların özel konuşurken. Ya siz hani Cumhuriyet'in, işte vatanın koruyucusunuz bilmem ne falan deyip duruyordunuz falan. Topraklar veriliyor gizli gizli yabancılara, toptan, bedavaya. Niye sesiniz çıkmıyor? Abi şimdi bir şey dersek bize siz faşistsiniz, darbe yapıyorsunuz derler. Biz de dedik ki, ve o senede bir dışarıdan emirle böyle sahte bir darbeler falan oluyordu. Faşist demiyorlardı da şimdi mi diyecekler? Allah Allah, lafa bak falan. Askerler ne yapmasın istediniz? Hayır canım, yani sizden niye tepki? Hani boyuna darbe yapıyoruz da Cumhuriyeti kurtarıyoruz, işte Türkiye'yi kurtarıyoruz falan diye. Şimdi niye ses çıkmıyor? Darbeci demesinler şimdi size. Ben darbeci falan değilim ki. İşte ama bunlar 10 senede bir emirle darbe yapmış insanlar. Ondan sonra ciddi Türkiye başı tehlikede olduğu zaman gık yok. Neyle meşguller? Ne yapabilir ki asker? Orada ev yapmakla, bilmem dinlenme tesisi yapmakla meşgul oldular. Bırak Allah aşkına. Ne yapabilir ki asker? Ne yapmasını istiyorsunuz? Yani ya niye darbeleri mu? O zaman sahte darbeleri imzaları basit? Tamam, onları da yapmasın. Onları da yapmasın ama ne yapsın? Şimdi iş işten geçti. Onların işi bitti. Şimdi başka onlar yapmayacak artık. Peki cevap alamayacağız. Ama gelin de yapalım. Olur. Bir başka izleyicimizin sorusu. Askere maskere gerek yok ki bu işlerde ya. Çok basit. Bir takım ince, basit kafa oyunlarıyla, bir takım yalanlarla dolandırma, Amerika ustadır bu işlerde.
psikolojik savaş bilmem ne. Bunlarla Türkiye'yi bu hale getirdiler. Ya bunun Kurtuluş Savaşı da o kitaplarımızda yazacak. Aynı cinsinden olacak ya. Yani bilinçlenmeyle çok basit şeyleri, kendine güvenin geldikçe zaten. Ben sen Amerika ile konuşmaya korkmazsın. Başbakan olup da I speak English falan diye yaltaklanmazsın orada gidip de televizyonda. Yani bizim başbakan için bunu söylediğinizi varsaymıyoruz. Ya biz başbakan deyince jenerik konuşuyoruz kardeşim. Peki. Yani 1950'den beri gördüğümüz başbakanlardan bahsediyoruz. Çıkıp da oraya I speak English falan filan diye böyle yaltaklanan, ondan sonra baba Bush'un da Erdilan falan gibi baktığı başbakanları hatırlamıyor muyuz? Ben hatırlayamadım birden. Neyse, yani bizim ülkeden hatırlayamıyorum. Yani. Türbesi bile var ya. Olcay Bey ya da Olcay Hanım, Olcay Gülşen diyor ki, Oktay Bey'e göre eğitimi iyi olan bir ülke, örnek bir ülke var mıdır? Hangi ülkeye örnek almalıyız? Evet, kendimiz varız. Dışarıda yok diyorsunuz. Hı? Dışarıda yok. İşte şimdi başka ülkelerin eğitimleri, Almanya mesela çok iyi eğitimi vardı. Amerika işgali altında, resmen de öyle geçen. Askeri işgali altında olduğu bir ülkedir Almanya. Almanya diye bir şey var zannetmesinler burada. Aynı durumlar orada var. Bunların da tarih derslerinden, kitaplarından çok iyi eğitimi vardı. Gene dış baskıyla Romalılara karşı Cermen ırkını kurtarmış olan en büyük milli kahramanlarından bahsedilmesini yasakladılar ve kitaplarından, ders kitaplarından çıkardılar yakınlarda. Yani orada da yapılıyor. Bunları da bunlar korktu mortu. Ama askeri işgali altında hala. Resmen öyle. Dışişleri Bakanlığı'nda Amerika'nın Japonya ve Almanya işgalimiz altındaki ülkeler geçiyor diye geçiyor. Askeri işgal altında. Ha, burada da Türkiye'de zannediyorlar ki Almanya diye bir ülke var. Hadi ya. Suna Uz Çaycı diyor ki, hocam o kadar olumsuz konuşuyor ki haklı olarak. Hiç beğendiği bir şey yok mu bu Türkiye'de diyor. Hı? Efendim? Hep olumsuz konuştuğunuzu ama beğendiğiniz bir şey olup olmadığını soruyorsunuz. Ya yap, beğeneceğimiz bir şey yap da olumlu konuşalım. Bu kadar senedir bu kadar kepazeliğe katlanmış olan ve bunu gönüllü olarak yapmış olan bir ülkede ne olumlu konuşacaksın? Eğitim konusunda mesela bilhassa. Olumlu çok şey var. Var da şimdi konumuz eğitim. Eğitimde varsa bir tane müsbet söyleyeceksin. Söyle kardeşim. Sen de polemik yapma. Diyeceğim varsa çık şuraya söyle. Yoksa tut çeneni. Burada bu saatte seni dinleyecek halim yok. Benzer soruyu bir vatandaşımız sormuş. Ne haliniz varsa görün. Ben de uğraşmazsam bu işlerse 60 senedir biraz bir şey kaldıysa ben uğraştım tek başıma. Çok kızdırırsan hadi lan ne haliniz varsa görün deyip bir daha yanınıza da uğramayacağım. Haberiniz olsun. Onun için öyle bırakın adilikleri. Necisin? Kimin tarafından koyuyorsun? Ocu bucu falan filan. Sen hiç konuşma kardeşim. Sahtekarlarla uğraşacak halim yok. Saplantılarda olup da farkında bile varmayan hamaklarla da işim yok. Sebahattin Bey diyor ki size, Oktay Sinanoğlu çok yuvarlak laflar ediyor, net konuşmuyor, yoksa Silivri'ye gitmekten mi korkuyor diyor. Daha bundan net bir laf bulabilirsen Türkiye'de yazılmış bir kitapta benim kitaplarımdan daha net bir tek laf bulabilirsen gel bana göster arkadaş. Biz matematik gibi konuşuruz, matematik gibi düşünürüz. Onun için saçmalama net, şimdi. Kimin hesabına çalışıyorsun, kimin adına konuşuyorsun onu söyle. Sahtekar. Öyle demeyelim de. Gidiyor musunuz? Ne yapayım? Bunlarla mı uğraşacağım ya? Tamam onları sormuyorum. Bu millet kendi onlar akıbetini gönüllü olarak her şeyini teslim etmiş. Milletin bunları da milyonlarcası akıllandı şimdi uyandı çok şükür. Ama bunlar çıkıp hala böyle diyorsa git kardeşim sen Amerika ile konuş bakalım. Hadi bakalım ne diyecekler sana. Suriye konusunda konuşmayacak mısınız? He? Gidiyor musunuz? Ne Suriye konusunda. Suriye'de ne oluyor? Türkiye savaş mı açıyor? Girecek miyiz? Girmeyelim. Ben şimdi dedim ya. Suriye'nin bu kadar lafı oluyor. Irak'ı parçalayacakları zaman, bombalayacakları zaman, yok edecekleri zaman Amerika önceden haritasını çiziyor. Orada defalarca gösteriyor. Şu tarafı işte Kürt bölgesi, şurası Sünni bölgesi, şurası Şii bölgesi. Orada 5 milyon gayri resmisi 5 milyon, resmisi 2 milyon Türkmen. Yalnız Musul Kürkük değil, Bağdat Türk şehridir. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın büyük, en büyük meşhur kütüphaneleri Bağdat'taydı. Bunlar da bombalandı. Şimdi bunlar olurken Türkiye'den, sivil veya askeri kimseden peki oradaki Türkmenler ne olacak diye gık çıkmıyor. Ondan sonra onlar yok ediliyor. Bu sefer bunlar katliama uğratılıyor. Suriye aynı durum. Ve bunlar dururken ne konuşuyoruz ya? Suriye'ye efendim Amerika için girelim. Ben orası 1300 yıllık Türk ülkesi be. Açın tarihi okuyun.
Yabancının kitabından okuyun bari, Türkçe okuyamıyorsanız. Selçuk ülkesi 1300 yıl, Anadolu'dan çok daha eski bütün Suriye. E şimdi yani sen oraya Amerika için girerim girmem falan filan. Ya sen de mesela orada Esad vardı, Esad'ın babası. Esad çok iyi bir mal mıydı? Hafız Esad. Onu oraya koydular. He. Yaptığı iş Hamada mı ne? Kaç yüz bin kişi Türk'ü kesti. Bir. İkincisi senelerce Hatay'ı isteriz diye utanmadan konuştu. Buradan da kimse ayıp oluyor falan filan bir şey demedi. Mesela şuna karşılık olarak. Hatay'ı ne istiyorsun lan? Bura bizim ilimiz, vilayetimiz, Şam vilayeti. 1000 seneden fazla. Siz ne zaman geldiniz ve filan de. Ne Hatay'ı da? Biz Şam vilayetimizi istiyoruz desene. Yani alırsın diye demiyorum. Ya dalmaya da niyetimiz yok. Diyemedik değil ama mi? De ki sustur bu köpekleri yani. Şimdi Amerika istiyor, gireriz girmeyiz falan filan. Girmeyiz diyen yok tabii. Amerika istiyorsa gireceğim. İyi de ne için gireceğim? Oradaki Türklerin Halep'in %100 Türk şehri olduğunu 1920'lerde bile filan ve en büyük nüfuslu Türk şehri olduğunu Anadolu dahil. Biliyor muydunuz? Açın okuyun. Abdullah Öcalan'a yataklık yaptı Suriye. O zaman Türkiye'nin sesi çıkmadı. Dediğiniz gibi kimseye bir şey ses çıkaran yok. Sürekli olarak haritalarında Hatay'ı kendi illeri gibi gösterdiler. O zaman kimsenin gıkı çıkmadı. Yani, şimdi ne oldu da Suriye ile savaşacakmış gibiyiz? Ne savaşacağız? Kendim için mi? Bizim için mi? Oradaki Türkler için mi savaşacağız? Hayır. Amerika'nın askeri yok. Parası da yok. İtibarı da yok hiçbir yerde. Böyle işte İngilizlerin eskiden Hintli, Hindu Gurka askerlerini Çanakkale'de falan önümüze sürüp Türkleri Gurka mı yapacaklar yani? He, Gurka'yız zaten. İsterseniz yani ayakları rahatsanız öyle de olabilir ama oturabilirsiniz. Yani Suriye hakkında başka ne diyecek bir şey yok ki. Birkaç vatandaşımız var. Konuşmak ister misiniz? Bursa'dan mesela. Bursa'dan uluslararası okuyamıyorum sizi önde durduğunuz için. Yok şimdi artık zaten ben hasta hasta geldim bugün. Hulki Bey'in çok takdir ettiğim için, onun hatırı için hasta yataktan kalktım. Bak sesim falan gitmişti. Eksik olmadı. Ona rağmen geldim. Bağlayalım mı? Ama ben burada saplantılı, ahmaklıktan bir türlü kurtulamamış, kimliğinden de kaybetmiş, Tarzanca öğreneceğim diye her şeyini feda etmiş, anası babası da misyoner okullarına para vermiş üstüne, Türkiye'yi yok et diye. Bunlardan yetişmiş. Ondan sonra böyle Amerika falan diye böyle şapşallaşmış. Ahaliyle münakaşa edecek bir insan değilim. Ülkelerin başbakanları gelip bana fikrimi soruyor. Siz, ne haber? Siz seyircilere mi kızdınız? Evet. Şu diyenlere. Kızmayın bunların canım. Bunların niyetlerini yani biliyorum ben. Bunların birkaç kişi. Çoğunluk. Ama ben ötekileri okuyayım size. Çoğunluk binlerce yani sizin, sokaklara dökülüyor. Sizin eliniz, benden başka adam görmedik. Doğru. Allah Allah. Ben nedir diyorsunuz bana hiç sevmediğim şey ya. Hayır. Elinizden öpenler, sizi Cumhurbaşkanı tamam olarak görmek isteyenler canım, yüzlerce var. Yani, onların hepsini okursam. Bu saçmalıkları bırakıp bu memleketle uğraşması lazım. Ya hep biz uğraşacağız. Yeter ya. Diyorlar ki Oktay hocamızın ayağa kalkması keşke Türkiye'nin ayağa kalkması anlamına gelse. Mesajlar çok yıkılıyor. Aslında geliyor. Öyle mi? Tabii. Yani siz ayağa kalkınca Türkiye ayağa kalkıyor mu? Umutlu hayır, musunuz? Nasıl kalkacak? Kalktı yani, ne zaten. Yapacak? Aklını başına alacak. İşte o kadar basit. Yapacak fazla bir şeye gerek yok. Aklını başına al. Hocam bu ben kalkayım siz bu... Efendim ondan sonra oculuktan, buculuktan, saplantılardan filan vazgeç kardeşim. Asıl meselelerle uğraş. Onların hepsini belli al oku. Başka yerde bulamıyorsan bunları oku. Onu da okumazsan oku. Türkçe okuyabiliyorsan tabii. Şimdi anaokulundan itibaren bütün eğitimini Tarzanca ile görenler var Türkiye'de. Doktoraya geliyor dışarıda. Arkadaşları diyor ki hocanın şöyle bir kitabı var. Muhakkak oku bunu diyorlar. Çocuk iyi bir çocuk. Şimdi en nihayet bir tane veriyorlar buna. O bence okumaya çalışıyor. Bütün eğitimini yabancı dilden görmüş. Türkiye'de. Sonra oraya gelmiş doktoraya. Çok da akıllı bir çocuk. Yazık. Sonra o bence okumaya çalışıyor. Şimdi bir dili biliyorsan, hatta okuma yazdığını, yazmasını da biliyorum. Sizin olan geldi galiba. Zannediyorsan, gel bakalım. Ne bunun adı? Bu Alper. Alper, hoş geldin Alper. Hoş geldin. Bak sizin televizyonu. Hayır, içeride sıkıldılar galiba. Sizin hayır, bu zaten diyor da illa ben de çıkacağım diyor da çıktı. Bu tamam. Çekirdekten yetişiyor. Televizyona çıkmak istiyordu. Otursun yerinize. Gel otur tamam. Alper. Alper babanın otur bakalım. Otur. Alper otur çocuğum. Oraya. Ya otur oraya. Ha. Orada otur. Hadi babanın yerini sen al. Bravo, süper. Kurabiye bile yiyebilirsin. Oo, süper. Bak Didem, kurabiye yiyebilir dedi.
Kurabiye çayını ikram ediyorsunuz yani işte, Alper'e. Babasının izinden gidiyor, kurabiye gidiyor. Bir işte tane daha var. Gelmiş. Sizin ikizler değil mi? İkiz. Geliyor. Gelsin, o da gelsin. Yalaşmayın da gelin. Sandalyeye şöyle yaklaştırın, evet. Ona içecek bir şeyler getirin. Belki o da konuşur babasıyla ilgili. Yani şimdi çocukcağıza kitabı hediye ediyorlar. Bir tanesi benim. Çocuk da cidden okumak istiyor. Şimdi Türkçe okuma yazma resmen biliyor. Ama çocuk diyor ki ya okuyamıyorum diyor. Okuyamıyorum. Çünkü bir dili biliyorsan, şöyle bir öğrendiysen, ondan sonra okuma yazmayı da öğrendin derste falan. Ama o dilde kitap okumaya alışmamışsan, okumamışsan bir kitabı alıp o dilden okumak çok zordur. Yani çünkü bu ne demekti, neydi falan filan, yavaş yavaş filan bir türlü olmaz. Çocuk bu sıkıntıyı çekiyor, bana söylüyor. Ve ağlıyor bana. Bize diyor, anaokulundan itibaren doktora seviyesine gelinceye kadar bir tane Türkçe kitap okutmadılar diyor. Yani belki aileden bir şey olsaydı kendisi zor bela okurdu. Sizin gittiğiniz her yerde konferansında bu sıkıntıyı dile getiriyorlar, söylüyorlar size. Hayır, işte bana dedi. Ondan sonra tabii neyse sonunda yani çocuk uğraşmaya başladı okumaya. Ama yani ülke bu duruma gelmiştir. Siz hala oculukla buculukla o parti bu parti yok bilmem başörtüsü yok bilmem İmam Hatip okulu eğitimden bahsedeceksiniz. O ayrı konu, karıştırma onu. Eğitimimizi düzeltmek, dünyada en iyilerinden biri yapmak gene tam 3 günlük iştir. Bana verseler yol parası dahil. Yani buradan bir yere kadar otobüste git gel falan. Zaten bir günü yolda geçer İstanbul'da. Yol parası dahil 3 günde hallederim diyorsunuz. 3 gün. Ya o zaman çok tahribat yapmamışlar 3 günde kısa sürede düzenleyecekse. Hayır, bu. İş temeli çok basit. Millet esasını bilmiyor ki ne olan. Ne yaparsınız peki, açıklayın. Böyle şey var mı öyle? Böyle şey yok. Amerikalı danışmanlar parayla ben bedava mı konuşayım diyorsunuz? Hayır, böyle şey yok. Amerikan danışmanlarını kibarca ya sizin eğitiminize hayranız işte falan filan desen adamlar mosmor olacak zaten. Biliyorlar en rezil olduğunu dünyada, herkesin de bildiğini. Gel, hoş geldin, gel. Gel Alper. Onun için yani bu kendine güven meselesidir. Bunlara, danışmanlarına filan ya sizin eğitiminiz ne durumda, nasıl falan. Hoş geldin. Yani ama siz yorulmayın işte yani. Biz de yaparız falan. Ya adam kendi eğitiminin ne kadar rezil olduğunu biliyor. Gelenlerin hepsi ajan ya. Az önce Diyan'ın gönderdiği adamlar ya. Bunlar eğitimden ne anlar ya? Kendi eğitimini adam etsene. İma edersin sadece. Kibarca gülerek ay John falan diye sırtına bir tane vurursun. Merak etme, hallederiz falan. Ondan sonra bildiğini okursun. Şimdi sen eğitimini düzelttin diye. Başka zaman olsa Amerika gelir bombalar. Başka bir şeyine dokunursan sana dokunmaz. Ama bu eğitim meselesini sen el attığın anda gelir Türkiye'yi bombalar, eskiden olsa. Şimdi ne parası var, ne askeri var, ne bir şeyi var, ne dünyada itibarı var. Şu anda Amerika bitmiştir, sıfırdır. Onun için yap bakalım ne yapacak. Siz bu hükümetin Suriye politikasını beğenmiyorsunuz. Kim beğenmiyor? Siz. Siz de ağzıma laf koyuyorsunuz ya. Beğeniyor musunuz? Ya politikası ne bilmiyoruz ki, yok ki ortada. Peki yok. Ama diyorsun. Şunu söyleyeyim. Yani böyle şahsımet etmek falan huyum değil, doğru değil yani bunu yapmak ama Ahmet Davutoğlu kim? Dışişleri Bakanı. Bu çocuğu, genci. Beğeniyor musun? Ben daha doktoraya başlarken falandan tanıdım, yıllar önce. Bir şey söyledim o zaman bunu söylemeden. Uçakta gelirken Ankara'dan İstanbul'a Ahmet Davutoğlu ile karşılaştık. Akşam konu kim diye sordu, sizin olduğunuzu söyledim. Hocamı çok severim dedi. Selamlarımı, saygılarımı iletin dedi. O zaman bak, Dışişleri Bakanı'nın selamı var size yani. Kalp kalbe karşıdır. Ben de her yerde onu methediyorum. Çünkü bunun en büyük tarafı daha bu işte genç biriyken, ortada dışarı yokken pek. Millet Amerika'ya doktora gidiyor. Hiçbir şey öğrenmeden rezillik öğrenip geliyor. Filan. Yani bir işe yaramaz. Bu? O dönemde Amerika falan. Çocuk kendi kendine gitti Malezya'ya. Ki Malezya IMF'si sepetlemiş, adam olmaya başlamış daha yeni. Oraya gitti, doktorasını orada yaptı. Ben o zaman dedim ki adam olacak. Bu çocukta iş var. Cumhurbaşkanı olacak değil mi? Çok sessiz ilerliyor. Helal olsun dedim. Bak bunda çok iş var dedim. Sonradan onun bazı konuşmalarını dinledim. Televizyonda gördüm bilmem ne. Yani bakan falan olmadan önce. Son derece Orta Doğu her şeyine hakim. Balkanlara falan. Son derece bilgili ve dünyada buna kendisine Türkiye'nin Kissinger'ı diyorlarmış. Ve haklıdırlar. Yani siz de katılıyorsunuz. Bakımdan, Türkiye'nin Kissinger'ı Ahmet Davutoğlu. Evet evet, kesin öyledir. Onun için şimdi o siyasetini çizse muhakkak iyi bir iş yapar.
Ha, var mı yok mu şu anda? Ama şu anda kimin siyasetini izliyor? Çünkü eleştirdiniz, Suriye politikası var mı yok mu, nesini eleştirdim dediniz. Ahmet Davutoğlu da bu eleştirdiğiniz politikalardan sorumlu değil mi? Dur bakalım ya adama, şimdi sen hadi sus, ne yapalım burada, siyasetini çiz, stratejinizi koy ortaya falan deseler. Koymuştur veyahut da böyle şeyler de hemen açıklanmaz karşı tarafa. Onun kafasında vardır bir kere kesin. Doğru siyaset vardır kafasında. Evet. Eminim. Onun için benden de kendisine selamlar olsun. Bir daha karşılaşırsak uçakta bir yerde söyleriz. Cumhurbaşkanlık falan başka işler olur. Onu geç. Evet. Bir izleyicimiz var, Murat Ayaz Bursa'dan. İyi geceler Sayın Ayaz. İyi geceler Sayın Hulki Cevizoğlu beyefendi. Şu anda ben aslında Ordinarius Profesör Saygıdeğer Oktay Sınaroğlu hocamın oradan asla ve kata ayrılmasını istemiyorum. Ellerinden öpüyorum. Onun gibi ayaktayım ve onu saygıyla selamlıyorum. Böyle değerli bir özel insanı, bilim adamını stüdyonuza aldığınız için ayrıca size şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Estağfurullah, İnanın ki sağ olun. Biraz önce hocama yönelttiğiniz bireysel olarak insanlar ne yapmalıdır sorusuna o kadar net cevaplar vermiştir ki hocamız ve şu ana kadarki açıklamaları o kadar net, açık, sarih ve temel düzeydedir ki yani bu konu bir kere eleştiri götürmez. Hocamın da bu anlamda kızmasını haklı buluyorum. Ay, kızdığım falan yok canım. Yani. Her iki değerli tükerim. Hocamın da kitaplarını, yayınlarını okuma fırsatı buldum. Çok uzatıp sizleri sıkmak ve yormak istemiyorum. Ancak birkaç konuya değinmek istiyorum. Evet. Başucu evet, kitabı, kitaplarımdan birisi Atatürk'ün Atatürk Araştırma Merkezi'nin yayınladığı Fikir ve Düşünceleri adlı Profesör Doktor Utkan Kocatürk'ün bütün Türkiye Cumhuriyeti politikalarıyla ilgili geçmişteki söylemlerinin günümüzde mukayesesini içeren çok değerli bir kaynak. Bu kaynağın eğitim kısmında Ulu Önderimizin Cumhuriyet eğitim sistemini kurarken eski eğitimin zararlarıyla ilgili müsaade ederseniz çok kısa bir vaktinizi alarak bir iki anekdotunu evet. okumak istiyorum. Çok kısaca buyurun. Eğitimin esası, eğitimin hedef ve niteliği ne büyüktür? Bu konuda yön yanlış ise ve koskoca bir millet güvendiği ve itimat ettiği kitaplardan kutsal kitaplardan örnekler göstererek rehber olduklarını iddia edenlerin sözlerine inanarak yürürlerse ve bu yürüyüş yönü kendilerini yıkıma ve çöküşe götürürse suç bu yönü izleyen temiz, iyi huylu, özverili, rehberlerine inanan zavallı halktan ziyade rehberlere ait değil midir? Sualini 1924 yılında Ulu Önderimiz dile getirmiştir. Bunu da bir eski eğitim sistemin zararı olarak ifade etmiştir. Bir diğer konu, her Maarif Nazırı'nın yani bakanının, Milli Eğitim Bakanı'nın o dönem vekilinin birer programı vardı. Memleketin eğitim ve öğretiminde çeşitli programların uygulanması yüzünden öğretim berbat bir hale gelmiştir diyor 1923 yılında Milliyet Gazetesi'nin de 2 Aralık 1929 yayımında olan söylemi. Ve diyor ki, efendiler, bu yolculuğum sırasında görüştüğüm 20-30 yıllık bir Maarif müdürü, memleketimizin çeşitli yerlerini dolaşmış, kendisinin açıklamalarına göre birbirine ters birçok programlar almış, uygulamış ve uygulatmıştır. Çünkü hükümet başına gelen her nazır kendine göre bir program yapıyor, onu duyuruyor, uygulama gereklerini çalışıyor. Bir süre sonra başka bir nazır, yani bakan geliyor, onu beğenmiyor. Başka bir program uygulatıyor diyor. Bütün bu uygulama ve programlar ne veriyordu? Çok bilmiş, çok öğrenmiş bir takım insanlar. Evet. Ama neyi bilmiş efendiler? Bir takım kuramları bilmiş. Fakat evet. neyi bilmemiş efendiler? Kendini bilmemiş. Evet. Yaşamını, gereksinimini bilmemiş. Yaşamak için gerekli olan her şeyi bilmemiş ve aç kalmıştır. İşte bu öğrenim şeklinin uğursuz sonucu olarak Peki. denilebilir ki memlekette aydın olmak demek, okumuş olmak demek, çok bilmiş olmak demektir. Yoksulluğa ve fakirliğe düşmek demektir.
Bunu da 1923'te ve bu söylemi de Milliyet Gazetesi'nin 1930 evet, 30 yılı 9 peki. Ocak'ta yayınlanmış. Peki Murat Bey. Evet, son sözlerinizi şimdi, alalım. Son sözlerinizi ben, alalım. Müsaade ederseniz günümüzdeki 4+4 konusunda birkaç usta süratle değinip Sinan hocamı ayakta yormak istemiyorum. Ellerinden öpüyorum. Gurur, onur duyuyorum. Bir cümle, onunla canlı yayında, bir cümle söyleyin. Bir dakikayı bile paylaşmak benim için ömür boyunca yaşanacak bir gururdur. Efendim 4+4 ilişkisinin bir şey söyleyeyim. Murat Bey bir dakika bir şey söyleyeyim. Hızlı konuşun. Alper stüdyoyu dağıtacak. Stüdyodaki televizyonlar tekmelemeye başladı. İlk defa böyle bir şey oluyor. Şimdi bir şey diyeyim. Efendim? Pekala. Hayır. Şimdi belki yani birileri ona buna kızdım falan zannetmesin, ben kimseye kolay kolay kızmam. O, yani çoğu zaman değmez birine kızmaya. Ama şimdi ben Ankara'da iki gün oradaydım, dün gece geldim. Orada çok fena üşüttüm. Ve akşama, dün akşam sesim falan kısıldı, gitti. Bronşit oldum iyice falan. De tabii havana prosu içiyordum ayrı. Geçmiş olsun sayın hocam. Doktora gittim. Bugün ilaç aldım, bilmem ne yaptım falan. Ihlamur içtim sabahtan akşama kadar, puru da içtim. Ondan sonra şimdi biraz kendime gelir gibi oldum. Ve sırf Fulki Cevizoğlu Bey olduğu için sağ emin olun. Sağ olun hocam, sağ olun. Yani ona büyük saygından ve çok iyi programlar yaptığı dolayısıyla. Sağ ol. Yani hastayım ya, yataktan kalkacak halim yok filan dedim. Ama işte gene tabii alışmışız. Kıramadık diyorsun. Hat üstünde olduğumuz için hatım yok ama senelerdir. Gene böyle bir konu var filan olunca bizim adrenalin devreye giriyor, canlanıyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim ama orada dolaşınca ışıklar tam yüzünüze gelmiyor. Oturduğunuz kadar yakışıklı çıkmıyorsunuz. Oturunca daha yakışıklı oluyorsunuz. Işık ayarı oturduğunuz koltuğa göre daha iyi oluyor. Öyle mi? Tabii daha yakışıklı çıkarsınız oturursanız. Ayakta olmanız da güzel. Çıkarsın. Peki. Murat Bey çok teşekkürler. O yani 4+1 sonra. Falan yok. Bir iki usta diyebilir miyim Uyku Bey? Kızmıyorum ama bazen sabrım tükeniyor. Milletin bu halinde açık seçik her şeyi ortaya koymuş ve milyonlarca insan her köyde, Türkiye'nin Van'dan Edirne'ye kadar sahiden her köyünde binlerce insan bunları okumuş, benim konuşmalarımı dinlemiş, sokaklara dökülmüş iken buradan hala saplantılı, sahte çağdaş takımından birkaç kişinin art niyetlerle çıkıp saçma sapan bir şeyler söylemeye çalışır gibi olması belki de olmamıştır. Yanılmış olabilirim ama böylelerini de gördük. Bunlar olunca sabrım tükeniyor. Ulan memleket elden gidiyor, insanlığın bitmiş. İnsanlığın böyle en kimsenin itibarı yüzüne bakmayacağı, itibarı olmayacağı haysiyetsiz bir hale gelmişsin. Hala millet ocu bucu, parti bu parti yok bilmem ne falan filan saçma sapan şeylerle uğraşıyor. Kardeşim sabrı tükeniyor senin, yeter ya. Hani o kadar eğitim gördüm sen tarzanca işinize yaramıyor mu? Kafayı çalıştırmak için. Çalıştırın bakalım. Tarzanca çalışmaz tabii. Türkçe kitap okuyor. Evet doğru söylüyorsunuz. Murat Bey'e çok teşekkür ettik. Diğer hattımızda Alaaddin Dinçer aramış bizi. O bağlanacak. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun. Evet, hazır olunca o bağlanacak ama şu dershanelerin kaldırılması da söz konusu. Üniversitelere sınavın, giriş sınavının kaldırılması da söz konusu. O konudaki görüşlerinizi de hızlıca alabilir miyim? Görüş değil, tespit. Tespitlerinizi, senelerde kitaplarımızda bunların hepsini yazdık. Şu bakımdan yazdık. Şimdi, böyle toptan yabancı dille eğitim, tek tük böyle zorbalıkla, katliamlarla ele geçirilmiş Batı sömürgecilerin, zaten sömürgecilik Batı'nın işidir. Oralarda bu yabancı dille eğitim zorla sokulmuştur. Onun dışında biraz kafası yerinde kalmış olan kimse bu rezaleti, bu ihaneti kendi milletine yapmaz. Yapanlar bile düzeltmeye çalışıyor, yapmış olanlar. Şimdi o bir. İkincisi, yani şimdi bir bakıyoruz, Ankara'da ben Meşru Tiyat Caddesi'nde yakın otururdum, dedelerimin zamanından beri. Orada bir bakıyordum, ya Meşru Tiyat Caddesi'nde her apartmanın her katında iki tane, üç tane dershane var. Her taraf dershane. Sokaklar gece gündüz zavallı dershane kuşlarıyla dolu bu çocukcağızlar. Hafta sonu gece, soğukta bilmem ne, kız çocuğu falan filan. Acıdım hallerine ya. Ya kardeşim, ne yapıyorsunuz burada? Elise var, ortaokul var falan, bunlar ne oluyor? Kendi akrabalarımdan bile gördüm yani, uzak akraba. Çocuk
anası babası da biraz yabancı meraklısıdır. Özel okula gönderiyor. Oğlan gündüz evde oturuyor. Ya oğlum, o kadar para veriyorlar. Niye okula gitmedin? Gerek yok ki diyor. Ben dershaneye gidiyorum. Sınav geçmeyi, ABC hangisini işaretleme falan tekniklerini öğreniyorum. Derse merse gerek yok diyor. Gitmiyor. Kepazeliğe bak. Ya bu ne ya? Dünyanın hiçbir yerinde de böyle binlerce milyonlarca dershane kuşu falan filan. Böyle bir olay başka bir yerde de yok. Hiç kimsenin bir şey öğrendiği yok. Şimdi dolayısıyla o zaman dedik ki ya kardeşim böyle kepazelik olmaz. Yazdık kitaplarımızda eskiden. Ya dershaneleri okul yapın ya okulları dershane yapın ya. Bu ne ya? Ha birileri de bundan bir sürü para kazanıyor. Bak şimdi. Haram para ha ona göre. Ha, dinlerseniz ona da dikkat edin. Haram para. Ondan sonra yani şimdi dershaneler kaldırılması falan. Başbakan da aynı şeyi söylüyor. Onlar liseye dönüşecek, okula dönüşecek. Hayır, dedik yani diyecek de ben kaç sene evvelden beri yazıyorum ve konuşmalarımda söylüyorum. Demek ki bu sefer Özal'ı değil sizi dinlemişler. Yani şimdi bizim kitaplarımızın da faydası olmuş. Çeşitli çevrelerde faydası oldu. Yani şahsen konuşmalarımı dinleyenler çok oldu. Kitaplarımı okuyanlar da çok oldu. Yani faydası olmuşsa ne iyi. Gayemiz o zaten. Başka bir şey değil. Onun için yani dershaneler işi son derece anormal ve bu yani gençliğe de zarar veren aslında bir şey öğretmeyen bir sistemin bir parçası. Yani bir de birilerine geçim kaynağı haline gelmiş. Ya şu okulları dershane yap, dershanelere okul yap. Nedir yani bu ikisi birden bir işe yaramıyor. O zaman sınıflar ders kalıyor, öğretmen ders verecek, sınıfta kimse yok falan. Öğrenciler dershanede. Yani tabii o yanlışın düzeltilmesi lazım. Üniversite giriş sınavları da kaldırılsın mı sizce? Üniversite giriş sınavları, bak eskiden herkes normal ortaokulda okuyor, lisede okuyor. Çok ciddi eğitim tabii Türkçe olduğu için de anlıyor. Tarzanca falan öğrenip de hani falan birkaç kelime ezberle falan bir şey öğrenilmez. Onu da unutun. Ondan sonra ne oluyordu? Yani şimdi ortaokulda, lisede falan işte sınıf geçiyorsun, notlar alıyorsun falan. Sonra lisede falan öğrenerek ciddi böyle sınavlardan geçerek ABC işaretlemek falan diye kafasını çalıştıran sorular, meseleler çözmek falan filan biz öyle yetiştik. Ve dünyanın her yerinde bu. O dilde hiç okumadığım, başka ülkenin dilinde okumadığım halde hep yani birinci olduk her yerde. Çünkü konuyu öğrenmiştik. Amerikan Üniversitesi'ndekilerden daha fazla öğrenmiştik daha lisede. Yani bilim konularında her şeyde. Şimdi dolayısıyla ne oluyordu o zaman? Giriş sınavı yoktu. Ama tabii işte lisedeyken filan son sınıfta filan aldığı dersler, ders notları falan filan hepsi göz önüne alınırdı. Bir tek İstanbul Teknik Üniversitesi ki Türkiye'nin 250 yıllık falan çok mühim bir kalesiydi. Türkçe eğitimi mi? Tabii Türkçe eğitimi tamamıyla. Ve orası bir kaleydi. Herkes ve oradan her konuda dünya çapında her türlü çok büyük insan yetişmiştir Türkçe ile. Ha, şimdi bir tek ona giriş sınavı vardı. Bir tek ona. Ben de lisenin son sınıfında falan hayalim dolayısıyla teknik üniversiteye gitmekti. Fakat sonra işte başka türlü gelişti işler. Neyse bu ara şunu da belirtelim. Tam şu son birkaç sene içinde gayet planlı bir şekilde gene bir Amerikan numaralarıyla İstanbul Teknik Üniversitesi bitirilmiştir. Haberiniz olsun. Bundan sonra oradan bir tek düstur da adam yetişemez. Bunları nasıl yaptılar, kim yaptı, nasıl yaptı gayet iyi biliyoruz. Oranın yaşlı başlı hocaları falan büyük adamlar. O zaman bana telefon ettiler. Bunun üstü dilini şey yapacaklar falan filan. Birini koydular oraya. Bana diyorlar ki gel burada konuşma yap da yeni rektör şey yapacak. Hiç kimse gel de rektör ol demiyor. Gel konuş diyorlar hep değil mi size? Ya rektör demesiyle olmaz ki. Amerika tayin edecek ya. Amerikan elçiliğinden tayin edilecek de olacak. Onlar da herhalde farkındadır. Ondan sonra ben dedim ki ya sizin üniversitenizde kendi fakülte toplatınız. Bırakın çocuklar size bırakın. Konuyu, bırakın dolaşsın. Konuşacak sizle. Dolaşsın. Ha kabloları orada söker diyorlar. Olur mu dedik falan ya. Olmaz tabii özel şey o. Fakat ne yaptım? Bir sağdan bir soldan takdir ettiğim iki genç gazeteciyi oraya gönderdim o saatte. Bilin dedim, siz dinleyin falan filan. Şimdi bunları tabii o yeni gelen rektör kadın o zaman nereden geldi, niye geldi ben anlıyorum da başkasına belli değil. Ondan sonra bunları sokmamış oraya, sokturmamış. Sonra bunlar kapıda bekleşmişler falan. Sonra o rektör bozuntusu çıkarken yakalamışlar. Ondan sonra
Ve bunlara demiş ki, bizim ben ya demiş, zaten ben bu konuyu konuşmadım ki. Hani buranın dinini toptan İngilizce yapacağız falan. Yani Amerikalı hocaları dolduracağız. Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramayacak orada adamları. Buraya hoca diye koyacağız. Bizim esaslı Türk ve Azeri hocalarımızı atacağız diyecek değil ya. Ben zaten onları konuşmak için toplantıya çağırmadım hocaları. Sadece yapacağımı tebliğ etmek için çağırdım demiş. Şuna bak. Ondan sonra bunlar da süklüm füklüm bana telefon edip söylediler. Oradaki hocalardan bir tek kişi kadının bu tebliğine karşı itiraz etmiş. En yaşlıları belki. Çok değerli bir hoca. Kaç senelik. İşte demiş bu kadar tarihte bu tamamen Türkçe eğitimle burada şöyle adamlar yetişti. Her türlü bilimde, teknikte, iş hayatında biliyorsunuz. Sanayide bile. Filan demiş. Olur mu öyle şey demiş. Baksana demiş. Öyle yetişti demiş. Falan. Kadın ne demiş biliyor musunuz? Bu yaşlı başı herkesin saydığı adama. Kendi de çok daha genç. Otur bakayım yerine demiş. Bir daha senden ses çıkmasın, duymayayım demiş. Azarlamış bunu, oturtmuş yerine. Terbiyesize bak. Demek ki bu Türk kültürüyle, ana nesiyle yaşlı olduğu için hiç olmazsa saygı göstermekle falan alakası olmayan böyle bir kadını memur ettiler, bu işi yaptırdılar ve bitirdiler. Hadi geçmiş olsun. Ondan sonra yabancı dille eğitim hayranları, Amerika'nın kuyrukları, sömürge kafalılar, işte sevinin. Bir kale daha gitti. Şimdi öbürlerinde sıra. Önce %33'ün İngilizce bilsiz filan derken pıt bitiveriyor. Kocaeli'de öyle bitiyor şu anda. Telefon hattımızda Eğitim Sen Eski Genel Başkanı Alaaddin Dinçer var. İyi geceler. İyi geceler, iyi yayınlar. Sağ olun, buyurunuz. Eğitimle ilgili 4+4 ile konuşacaksınız galiba, buyurun. Evet, birkaç konunun altını çizmek istiyorum ben de. Buyurun. Özellikle biliyorsunuz AKP hükümeti iş başına geldiği günden bu yana sürekli bu alanda, bu konularda bir takım değişiklikler ve yenilikler adı altında yasal ya da yasal olmayan fiil uygulamalarla birçok düzenlemeyi gündeme getirmişti. Ajandasında sürekli yer alan konulardan birisi de özellikle İmam Hatiplerin kapatılan bu 28 Şubat sürecinde orta kısımlarının açılması vardı. Kat sayı tartışmaları vardı. Evet. Zaman zaman bunlarla ilgili bir takım hamleler yaptı. Ancak bu hamleler o dönem hem Sayın Cumhurbaşkanı Sezer'in hem de özellikle kamuoyunun geniş tepkisi nedeniyle kamuoyundan beklediği desteği alamamasından da kaynaklı geri dönen yasalar olmuştu. İşte bu 10 bin öğrencinin özel okullar. Aa, iyi de gideceğim artık. Sıkıldım ben. Evet. Alo. Alaaddin Bey. Çocuklar, Didem ses gitti stüdyodan. Alo. Peki, duyabiliyor musunuz beni Alaaddin Bey? Peki, Alaaddin Bey'in sesini düzelten kadar bir ara verelim Didem. Az sonra karşınızda olacağız efendim. Oktay Sinanoğlu hocamız yerine oturdu. Ben de gelen yüzlerce elektronik iletiye bakmaya çalışıyorum ama yetişmemiz mümkün değil sevgili seyirciler. Alaaddin Dinçer Bey'in de sesi geldiyse bakalım gelmiş mi? Devam edelim. Alaaddin Bey. Alo. Alo, iyi geceler. İyi geceler, buyurun. Kaldığınız yerden hızlıca lütfen, bu gece her şey çok dinamik gelişiyor. Evet. Çok hızlıca alayım görüşlerinizi. Hemen geçmişi kısaca değil de bugün geldiğimiz yasanın kabulünden sonraki dönemi değerlendirin isterseniz. Evet, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Tekrar iyi geceler diliyorum. Sizinle zaman zaman geçmişte değişik televizyonlarda bu programlara bu konuları tartışmıştık. Evet. Dolayısıyla tekrar tekrar oralara dönmek adına değil ama önümüzdeki döneme ilişkin birkaç şey söylemek istiyorum. Bir kere bu erken yaşa alınmış olması, okula başlama yaşının çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacak çocuklarımızı, velileri, aileleri, sistemin bütününü. Çünkü ne fiziki altyapı olarak ne de diğer bakımdan hazır değil. Hepsinden önemlisi de bizim çocuklarımız
gerek beslenme, gerek oyun, gerek yetişme, gerekse sağlıklı gelişimleri açısından buna hazır değiller. Yani pedagojik bakımdan sağlıklı bir sonuç üretmemiştir. Ama tabii buradaki esas niyet, olabildiğince erken yaşa çekerek eğitim yaşını, din eğitimini yine olabildiğince erken yaşta başlatmayı amaçlamaktadır. Şimdi biraz önce sizler de bir takım sorularla aslında açtınız. Evet, önümüzdeki günlerin temel, önümüzdeki yılların temel tartışma konuları din eğitimi alanlar ya da seçmeli veya işte mevcut sistem içerisinde ve almayanlar arasındaki tartışmalarla sürecek. Yani çok ciddi bir mahalle baskısının olacağını söylemek mümkün. Ben sahada öğretmenlik yapıyorum aynı zamanda. Çeşitli bölgeleri de dolaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan gözlemlerimi anlatacak olursam bunun çok somut, belirgin örneklerini yaşayacağız. Ve çok ciddi çatışmalara, ayrışmalara neden olacak bu. Toplumun bir kere daha kendi içinde dindar olanlar, olmayanlar gibi. Hatta çocuklarımız böyle bir tartışma içerisine itilecekler. Aynı zamanda okulların bugünkü ortamları, olanakları, fiziki yapıları da böyle öngörülen seçmeli dersleri almaya uygun değiller. İşte Sayın Bakan müdür odalarının ve müdür yardımcısı odalarının derslik yapılacağını söylüyor. 32 metrekarenin üzerindeki odaların sınıf yapılacağını söylüyor. Kuşkusuz sınıfları müdür odası ya da müdür yardımcısı odası yapılanlar varsa bunlar derslik olabilir ama bunlar dişe dokunur şeyler değildir. Çok ciddi kaynak gerekiyor. Bu yasanın en önemli eksiklerinden birisi bu geçiş sürecini öngören bütçede yeterli ödeneğin kaynağın ayrılmamış olması. Tabii her zaman, her daim gündemde oldu. Burada en büyük özveri, en büyük sorumluluk, yük, iş yükü büyük oranda öğretmenlerin omuzuna binecek. Öğretmenler bunu sırtlayacaklar. Ama öğretmenlerin içinde bulunduğu yaşam koşullarını iyileştirmeye dönük en ufacık bir şey yok bu yasada. Mesleki eğitime bir faydası hemen, olur mu böyle? Hayır. Ona hemen gelmek istiyorum. Bakın, soyut somut kavramları 13 yaşta ortaya çıkıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde mesleki yönetme yaşı 14, 15, 16 yaşlarına kadar uzayabiliyor. Siz 9 yaşın sonunda, 10 yaşın başında eğer çocukları bu algılar oluşmadan, bu kavramlar yerleşmeden, yani bu bilişsel, duyusal, devinimsel süreçleri tamamlamadan bu sürecin içerisine iterseniz ezber, bu aile zorlaması yönlendirmesiyle olur. Ezber yaşı yani. Ya evet, yani ben Sayın Başbakan'ın dediği gibi dershanelerin kapanmayacağını, sınav sisteminin baskısının bitmeyeceğini, tam tersine daha artacağını ifade etmek istiyorum. Daha alt sınıflara ineceğini düşünüyorum. Evet. Ve bu kesintili eğitimdir. Bakın, siz 4 yıldan sonra Sayın Cevizoğlu, Sayın Sinanoğlu isterse çocuğunu okula göndermeyebilir. Ben, transkript diyorlar, karne diyorlar, her neyse, bunu yeterli görüyorum. Diplomayı da istemiyorum, 12 yıllık diplomayı. Dolayısıyla çocuğumu kendi bildiğim gibi eğitip yetiştireceğim diyerek. 4 yılın ne zaman diploma alabilecek? 4 yılın 12 sonra, yılın sonunda diploma alıyor. Ama ilk 4 yıldan sonra çocuğunu okuldan aldı. Aldı. Almıyorum, istemiyorum. Senin sisteminin diplomasını görmüyorum, reddediyorum, kabul etmiyorum. Bunu kendileri, yasayı getiren heyet bunu ifade ediyor. Yani böyle peki, bir özgürlük ortamı var. O zaman diploma sağlıyor. Alabilecek mi ya da bir belge verilecek mi buna? Transkript alıyor. 12 yıla tamamladıktan sonra evinde mi tamamlayacak 12 yıla? O yani okutmuyorum çocuğumu. Bir yaptırım yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sayın Cevizoğlu. Yani sizler eğer çocuğunuzu 4 veya 8'den sonra okula göndermezseniz size herhangi bir yasada müeyyide yok. Zorlama yok. Tabii. Dolayısıyla orada zaten esnekleşme ve demokratikleşmeden kasıtları o. Evet. Şimdi akla şu da geliyor Sayın Dinçer. Hani azınlıklar da ya da Müslümanlar da Türkiye'de çift hukuk sisteminden söz ediyor.
diyor ki ben şeriata göre yargılanmak istiyorum. O zaman Türkiye'de çifte hukuk da ortaya çıkabilir yarın. Başka bir yasa çıkabilir, bu örnek olur. Nasıl 4 yıldan sonra ben senin eğitim sistemini beğenmiyorum, kendimi evde eğiteceğim çocuğumu mantığı geliyorsa, yarın ben senin hukuk ve yargılama sistemini de beğenmiyorum, kendi mahkememi istiyorum, ben Müslümanım, şeriat mahkemesine yargılanmak istiyorum diyebilir. Bunu daha önce bizim konuğumuz olan pek çok insan da Ceviz Kabuğu programında dile getirmişti. Evet, biz bunu açıkça istiyoruz. Çifte mahkemeler olsun. İsteyenler laik mahkemede yargılansın ama ben şeriata göre yargılanmak istiyorum diyenler çıktı burada canlı yayında. Yarın azınlıklar da ya biz Hristiyan mahkemesine göre, Hristiyan şeriatına göre yargılanmak istiyoruz derse, o zaman yargıda birlik falan olur mu? Bu Türkiye nereye gider bu şekilde? Böyle bir tehlike var mı sizce? Tabii kuşkusuz. Bütün bunlar bir toplum mühendisliği planlaması içerisinde tasarımlanmış ve günü zamanı geldiğinde ajandadan gündeme taşınan konular, taşınacak konular, öyle görmek gerekiyor. Arka planında çok ciddi bir tasarımlama söz konusu. Toplum yeniden formatlanıyor. Dolayısıyla dindar nesil yetiştireceğizin arkasında yatan esas niyet de, saklı olan, gizli olan niyet de bu. Bir de bir noktasına vurgu yapmak istiyorum. Çok önemli gördüğüm noktalardan birisi, kesinlikle okullar, bölgeler, iller, ilçeler, laik okulları, anti-laik, yani laik olmayanların okulları gibi ayrıştırılacak. Bu bir biçimde yaşanacak. Bu tehlikeli, çok tehlikeli bir ayrışma. Belki de öğretmen odaları, sınıflar, okullar, çocuklarımız bunu yani buna alet edilecekler. MHP masum değil, popülizm yapmıştır. MHP'nin önerisi asla ve asla bilimsel temellere dayalı değildir. Yaptığım bir çalışmaya göre şu anda ilk öğretimde 4, 5, 6, 7, 8. sınıflarda din eğitimi %6.6 görmektedir toplam dersler içerisinde çocuklar. Bu uygulamanın başlamasıyla birlikte %12'ye çıkacaktır bu oran. Evet. Yani bilim eğitimi din eğitimine feda edilmiş olacaktır. Böyle bir oransal ikilemle karşı karşıya kalacak sistem. Biz tabii ki bunun pedagojik olmadığını, tam tersine Sayın Başbakan'ın söylediğinin tersine ideolojik olduğunu, arka planda ideolojik bir takım beklentilerin ve formatlamaların yattığını biliyoruz, düşünüyoruz. Onun için biz bilim eğitimini, aklı, bilimi savunmaya devam edeceğiz. Ve bu bir dayatma biçiminde, bir revanşist algılara neden olan bir yaklaşım biçiminde getirilmiştir. Ciddi biçimde tartışılıp, masaya yatırılarak geniş bilim çevrelerince ele alınmış bir konu değildir. Bir oldu bitti. Söz konusu var. Çok teşekkürler. Olmaktadır burada. Ama tabii gelecek dönemlerde nelerle karşılaşacağımızı sizlerle birlikte hep beraber göreceğiz, yaşayacağız, tartışacağız. İyi geceler diliyorum. Teşekkürler Sayın Dinçer. Sağ olun. Diğer hattımızda bir izleyicimiz var Ankara'dan. Kubilay Bayrakçı. İyi geceler. İyi akşamlar. Buyurunuz. Oktay hocama ve sağ olun. Size de iyi geceler. Peki hocama çok selamlar ediyorum. Ben Ankara'dan bağlanıyorum. Ve bu günümüzde yaşanan gelişmelere zaten sessiz kalmak mümkün değil artık. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ağlamak bu yaramalarda merhem olmuyor. Bazen lafla... Biz de öyle sanıyorduk. Lafla peynir gemisi ve hiçbir şey yürümüyor sanıyorduk ama son yıllarda görüyoruz ki lafla neler yapılıyor neler. Oktay hocamın çok ünlü bir lafı vardır. Kitabının arka kapağında yazardı. Ben onu o zaman anlamazdım. Ne, hangi sözü? Başımıza gelen felaketi anlamak için kordonda işgalci askerleri mi görmek gerekiyor diye bir lafı vardır. O bana çok dokunmuştu. Ben ondan sonra okumaya başlamadım ve ondan sonra dedim ki lafla peynir gemisi yürümüyor ve baktım ki Kemalistler 80 yıldır özellikle saltanatçı kısmı kendi kendine oturmuş, teorik birikimleri son derece zayıf, birçoğu nutuk bile okumamış, İstiklal Savaşımızın esaslarını sorsan İnönü yazdı derler, Uğur Mumcu'nun kitaplarından bile bir haberler, teorik donanımları sağlam olmayanlar pratikte çoğalarlar, zaten 20 yazar haricinde üretilen yeni bir idea yok, bunların da yarısından fazlası yaşanan süreci yorumlamakta meşgul. Eski destanlardan soyut kahramanlar arıyorlar. Çağımızda kahraman örgütlü millettir. Hala yeni bir devrimci Mustafa Kemal gelsin diye bizi kurtarsın diye bekliyorlar.
sınıfta bir bilinç, 80 yıllık yaşamsal biçimlerinden dolayı zihinlerine köreldi. Karşı devrim çok kısa bir zamanda önce Cumhuriyeti sonra 19 Mayıs gibi değerleri kökünden imha etti. Dik duran 3-5 tane adam miting yaptı, mahpusa soktular ve protesto ve yürüyüşler havada kaldı. Neyse. Çünkü 80 yıldır yatıyorlardı. 4+4'e gelin ya da gelmeyin bittiyse. Eğitim sistemindeki yeni yasaya gelin. Bu geceki konumuzla ilgili söyleyeceğiniz varsa onu alalım. Yani 4+4 hakkında söyleyeceğim hiçbir şey yok. Çünkü 4+4+4 8 etti bende. Eğer devamı varsa ben konuşabilirim. Oktay hocama selam dilerim ve Ulki hocama. Selam. Sağ olun. Oktay Bey'in de selamı var size. İyi geceler. Evet, sağ olun. Sağ olun. Söyleyecek bir şeyiniz var mı Kubilay Bey'e? Sizin kitabınızı okumuş, arkasındaki sözlerden de, içindekilerden de tabii ki çok etkilenmiş. Sağ ol. İlle işgal kuvvetimi görmemiz lazım sözünüzü hatırlattı. Toparlayalım isterseniz siz de bu eğitim sistemi, Türkiye'nin geldiği yani, Suriye. Birinci mesele, yani ne diyorum bir daha söyleyeyim. Bu 45'ten beri ne yapıldıysa, adım adım, uyuta uyuta, yavaş yavaş falan, bu ülkenin, yani bu milletin kimliğinin yok edilmesi, bunun için dilinin yok edilmesi, tarih bilincinin, tarih bilgisinin, hatta tarihinin yok edilmesi, tahrif edilmesi, adım adım burayı böyle bir güruha döndürmek, ondan sonra gelip buraları eline geçirip, Batı bir iki ülke. Ondan sonra da hali yine fazla kalabalık bulurlar, bir katliamdan geçirmek. Çünkü önce Kürtler katliam yaparlar, sonra da daha rahat etsinler diye bir de fiziki katliam yaparlar. Yani bu Batı'nın işi gücü budur. Bak, bütün Batı ülkelerine bak, son 500 yıllık tarihine bak, hepsi bunu yapmıştır. Yani bu Batı'dan artık her şeyi beklemek, yani herkesle iyi geçinmeliyiz. Batısıyla, doğusuyla, dünyada kim varsa filan, hepsiyle sıkı ilişkilerimiz olmalı. Ama hiçbirine güvenmemeliyiz. Hiçbirine medet ummamalıyız. Sana yardım edecek bir sen var. Senin atalarına olan bağlılığın var. Tarihten alacağın, tarihinden alacağın şanlı, büyük tarihinden, medeniyet tarihinden alacağın kuvvet var. Ve ondan sonra azimle ileriye doğru kendine güvenin arta arta yürümek var. Bunun dışında kimse sana İyilik olsun diye bir şey yapmaz, hele Batı. Katiyen yapmaz. Bırak Batı'yı, Çin de yapmaz. Yani Doğu'yu da kat. Yapmaz kardeşim ya. Niye yapsın sana bir iyilik böyle filan? İnsanlık anlayışı mı var ki yapsın zaten? Onun için, yani şimdi burada bu milletin tarihte yaşamasını isteyen varsa hala, var. Azalmıştı ama şimdi milyonlarca arttı, haberiniz olsun. Onun için ilk yapacağımız iş, bu kültürel soykırımın daha fazla uzayıp da işin geri dönülmez hale gelmesini önlemektir. Bunun için de yapılacak ilk iş, bir daha söylüyoruz, yabancı dille eğitim kesinlikle bu milleti yok etmek için yapılan bir şeydir. Hiçbir mantıkı yoktur, hiçbir faydası yoktur, çok zararı vardır falan filan. Ya bunları artık yani tonla herkes biliyor dünyada. Bizim kitaplardan da herkes öğrendi sayılır. Onun için bunu bırak ama yabancı dil dersleri arttır, yabancı dil kurslarını arttır. Yabancı dil mi hastasısın, meraklı mısın? Hadi öğren ya, ne olacak ya? Bir şey mi ya? Hele İngilizce gibi fasarya bir dil. Üç paralık, hiçbir geçmiş olmayan bir dil. Hemen öğrenirsin ya. Öğren. Ama eğitimin Türkçe olacak. Bitti. Her şeyle. Ve o zaman hem aklın gelişecek hem gönlün gelişecek. Yani bütün geleneklerini, bütün ondan sonra efendim atalarından kalma dilin, edebiyat, felsefe, şu bu filan, insanlık anlayışı filan, bunların hepsi nesilden nesile kendi dilimizle aktarılacak. Onu kaldırdığın anda işte böyle güruh, eğlence peşinde koşan bir gençlik, üniversitede okuyor sözü bana, hepsi gece gündüz içkili, eğlenceli filan, kız olan oralarda her gece. Yani Anadolu'daki bazıları daha da beter, İstanbul'da da öyle de şu Konya'da Manya'da gördüğüm rezalet inanılmaz bir safhada. Yani şimdi onun için işin temelinle uğraşıp tekrar eğitimimizi, düzgün eğitimimize döndürmek lazım. Yani
eğitimi sıfır olan bir ülkenin danışmanlarına da Amerika tabii bunu dayattı bize. Hızlı anlaşmalarla falan dayattı. Tamam. Ama tamam, teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Şimdi sizin ülkenizde de eğitiminizde çok büyük sorunlar var. Bir duyuyoruz, biliyoruz. Lütfen hani oraları bir halledin. İsterseniz biz de size yardımcı olarız deyip kibarca bunları sepetlersin ya. Bitti gitti. Bu kadar basit ya. Ne yapacak? Ne yapacak hadi? Hani bunun karşısına çıkıp da diyecek cesaretli, medeni cesaretli olan kimse bulunamıyorsa burada. Vallahi ben söylerim lan, bunlar kim ya? Bir iki paralık adamlar benim ofisime giremez dışarıda yani. Sekreter sokmaz ya. Kim bunlar ya? Ben söyleyeyim isterseniz. Ama benim işim gücüm var. Yani yaparsınız ya, merak etmeyin. Kendinize güvenin, yaparsınız ya. Sonlardan daha bilgili, daha değerlisiniz kardeşim. Bunu kökten halledin. Milletin de böyle beyninin yıkanmasına adım adım yavaş yavaş alıştıra alıştıra en değerli müesseselerin, ondan sonra işte İstanbul Teknik gibi falan, bunların yok edilmesine de. Ya bir kere rektörleri kim seçiyor ya? Bu belaletleri yapması için özel insanlar rektör diye konuyor. Başka marifeti olmayan birileri. Yani bütün bunların herkesin katılıp patırdırsız, gürültüsüz, particilik hiçbir şey olmadan, yani düzeltmek aslında çok kolay bir iş. Peki yani çok iyi bir zamandayız çünkü Batı bitmiştir. Batı bitti ya, bunlardan ne çekiniyorsun? Bunlar şimdi bizden medet umuyor ya. Yani karşında öyle bir güç yok ki, bitmiş. Amerika'sı da Avrupa'sı da bitmiştir şu anda. Çekinmeyin ya. Sıra bizde ya. Yeniden. Yani insanlığı bu Batı'nın melanetlerinden sonra, Orta Doğu olsun, Asya olsun, Avrupa olsun, bu Batı'nın bütün melanetlerinden sonra perişan hale getirmiş olan, yani bu Batı'nın bu insanlık anlayışı olmayan, insanlık düşmanı gaddarlıklarından falan bu hale gelmiş olanlara insanlığı tekrar öğretecek bir tek millet var. Tarihte kaç kere yaptığımız gibi, o da bizler ya. Şurada hemen kibarca, biz hiçbir yeri fethetmeye falan bilmem ne niyetimiz yok. Zaten hiçbir yere öyle katliamlar falan geçirmedik. Bakmayın, biz Batı falan değiliz. Gittiğimiz yerde herkese eşit muamele ettik. Ne kimsenin dinine karıştık, ne diline karıştık. Onun için hepsi ayakta. Ama Batı'nın her gittiği yerde birçok şey yok oluyor. Bu bakımdan, yani bu insanlık anlayışını falan Batı'ya da öğretecek olay yeniden. Çağınlar artık ihtiyacını duymaya başladı. Gelip dışarıda benden fikir soruyorlar, söylemesi ayıp yani. Söylediklerinize katılan çok insan var ama mesela merak edenler de var. Sedat Akın gibi. Peki neden Amerika üniversiteleri sıralamalarda hep önde? Sorar mısınız hocamıza diyor. Kim yapıyor sıralamayı? Ne bakımdan önde? Kendileri. Hangi dalda önde? Dünyanın en iyi üniversiteleri mesela matematiği alırsan Amerika falan değildir. En önde Rusya vardır, Fransa vardır. Nereden çıktı? Amerika'nın önünde oldu. Hiçbir üniversitesi. Yani orada olanlar da işte oralardan gelen birkaç kişinin marifetiyle oluyor. Yani gelenek Rusya'da, Fransa'da, Polonya'da filan. Yani matematik okuyacaksan Amerika'ya hiç gitme, onlara git. Yani şimdi burada şey hissediliyor. İşte bu 60 sene, 70 senelik beyin yıkatmışlığının yarattığı bir Amerika'ya böyle ilah gibi bakmak, Amerika deyip başka hiçbir yeri görmemek, hiçbir şey bilmemek ve buna laf dendiği anda laf söyletmemek. Vatan savunması, vatan elden gidiyor dediği zaman gık çıkarmayan adam, Amerika'ya böyle bir şey diyorsun dersen, vay can hıraş, Amerika'yı, Tarzanca eğitimi böyle bir büyük bir böyle heyecanla savunuyor. Kim bunlar? YÖK'ün başına getirilen bir adam, ot diye rektör yapılan bir adam, falan filan böyle tipler yani. Bunlar niye onun için oraya başına konuyor? Niye bunun başına konuyor? İşte bu ruhta oldukları için. Yani tam sömürge evladı haline gelmiş oldukları için kafaca. Şimdi bırakın bunları ya. Yani mantığınızı kullanın bari biraz ya. Dünyayı tanıyın ya. Bak onun için kitap çıkardık. Batının batışı ve dünyada yeni ufuklar. Başka ülkelere bakın ya. Neler yapıyorlar Amerikasız falan. Amerika'dan kurtuldukları için neler başarıyorlar?
Bakın açın okun ya. Kendiniz madem Amerika'dan başka bir yere merakınız yok, kendi kökünüze de pek merakınız yok. Bunu okuyun bari de. O ülkelere bakın. Onun için yazdık. Yani biraz okunuz açılsın. Yani gerisi size kalmış. Bana ne ya? Allah Allah. Bana ne ya? Benim içim rahat. Ben atalarıma borcumu çoktan ödedim. Yani sizin akıbetinizde de ancak ölünceye kadar meşgul olurum. Ondan sonra gene iş size kalıyor. Ne yaparsanız. Şahsen mi ödediniz borcunuzu? Ben atalarıma borcumu ödedim derken şahsen... Tabii bütün bu yaptığım faaliyetler neydi? Atalarıma olan borcumu ödemekti. Gece gündüz. Evet. İzleyicilerimizin iletileriyle veda edelim mi? Efendim? Efendim? İzleyicilerimizden gelen iletileri okuyarak veda edelim mi? Vallahi şimdi sabaha kadar sürer o. Sürer tabii ama özetliyorum. İyiyse özetleyin, kötüyse özetlemeyin. Yani. İyilerini okuyayım size. %99'u iyi zaten, merak etmeyin. Kenan Şulekoğlu diyor ki, bu program çok farklı ve aydınlatıcı oldu. Oktay Hoca'yı hakikaten ayakta izliyoruz demiş. Cengiz Çim, onu geçiyoruz. İffet Arkan, tebrikler, tam gerçek ve mükemmel bir canlı yayın. Sizi ve Sayın Sinanoğlu'nu zevkle izliyoruz. Teşekkürler demiş. Sizin Alper için bir söz var Yakup Bey'den. Hulki Bey dikkat edin diyor. Stüdyoyu yıkmasın ortalığı diyor sizin ufaklık için. İlker Mustafa Kafa, kalıplara ve kanallara sığmayan tartışma programı Ceviz Kabuğu. 10 yılı geçti mi diyor ilk programdan bu yana. 18'i doldu. Ural Keskin, programınızı İngiltere'den izliyorum. Aynı Sayın Hocam gibi ayakta sizleri izliyorum diyor. Ömür Oğuz, sizin bir sözünüzü çok beğenmiş. Bush'u siyaha boyadılar, Obama oldu sözünüzü. Onu tekrarlıyor. Hacı Uğurlu Kırşehir'den diyor ki, rica ediyorum Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin adı da Hacı Uğurlu Teknik Üniversitesi olsun diyor. Osman Tokatlıoğlu, Oktay Bey'in Ulu Önderimiz Atatürk'ün hayatındaki 19 rakamının bu kadar öne çıkması konusundaki görüşü var mı diyor. 19 mucizesi diye bir şeye inanıyor musunuz? Sayısal faraziyelere girer. Matematik işte. Matematik de yani. Ozan Karahan, Oktay Sinanoğlu gibi bir aydınımızı ekrana çıkartma cesaretini gösterebildiğiniz için teşekkür ediyor bize, sağ olsun. Ama hakikaten yüzlerce ileti geldi. Bunları artık program kapattıktan sonra sabaha kadar ben tek tek okuyacağım, bakacağım. Elektronik posta ve tweet mesajı geldi. Son sözlerinizi almadan önce önümdeki bilgi notunu aktarmak istiyorum. Şimdi bir araştırma yapılmış, kaynağını da söyleyeyim. Bilim uzmanlığı tezi olarak hazırlanmış. İnönü Üniversitesi Malatya'da Savaş Aydın'ın tezinden aldığım bazı satırlar. Zorunlu eğitim süreleriyle ilgili. Danimarka, İsveç ve Yunanistan'da zorunlu eğitimin süresi 9 yıl. Fransa ve İspanya'da 10 yıl. İngiltere'de 11. Almanya ve Hollanda'da 12 yıldır diyor. Fransa'da okul öncesi eğitim zorunlu eğitim içine yer alırken diğerlerinde yer almaz diyor. Hollanda ve İspanya'da din dersi zorunlu değildir. Ancak Almanya, Danimarka, Fransa, İsveç ve Yunanistan'da din dersleri zorunludur diyor. Türkiye'de zorunlu eğitimin süresi 8 yıl. Türkiye'deki zorunlu eğitimin bu 8 yıllık süresi Avrupa Birliği ülkelerinden daha azdır demiş tespitlerinde. Türkiye'deki okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına girmediğini, bazı Avrupa ülkelerinde girdiğini söylüyor. Bir başka tespit, Danimarka'da öğrencinin velisi isterse çocuğun zorunlu eğitimini kendisi evde verebiliyormuş. Bir tek Danimarka'da varmış böyle bir Amerika'da eğitim. Amerika'da da var. Amerika'da da mı var? Bu Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de zorunlu eğitim başlığını taşıdığı için Amerika'ya almamış. Demek ki Amerika'da ve Danimarka'da zorunlu eğitim evde verilebiliyor. Amerika'daki sistem nasıl peki? Yani aldı Amerikalı çocuğunu eve, hoca mı tutuyor? Çok kendisi nadir oluyor zaten. Nasıl? Çok nadir oluyor. Evet. Genelde hepsi işte normal okullar. Tarikat üyeler mesela, Mormonlar falan var. Onlar mı ya da ne bileyim
bazı? Yok, bazı gruplar işte ne bileyim öyle bir şey yapabiliyor ama o kadar nadir ki yani fazla da bir şey duyulmuyor hakkında. Yani icabında bazı aile diyor ki yok biz eğitimimizi kendimiz vereceğiz filan diyor. Yani. Peki, ama çok... nasıl verebilir mi veremez mi filan ayrı hikaye yani. Nasıl verecek ki? Ama öyle bir laf var da yani tek tükte oluyor öyle ama yaygın ama falan. Sistem değil yani. Sistem değil. Herkes normal okula gidiyor işte. Özel veya devlet. Bu Danimarka'dakinin ayrıntısını okuyayım o zaman size. Danimarka'da öğrenci velisi isterse çocuğunu eve alıp zorunlu eğitimle evde veriyormuş. Nasıl yapıyormuş? Şöyle. Bu durumu belediyeye bildirir. Belediye verilen eğitimin yeterli olup olmadığını denetlemek için testler uygular ve ona göre karar veriyormuş ya da okula zorunlu eğitime bir kuruma alıyormuş. Çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar yani 4 saati dolduramadık daha. 3 saat 45 dakika oldu. Çok teşekkür ediyoruz ama çocuklar dışarıda bekliyor. Onlar uykusu geliyor, koşturuyor. Uykusu geliyor, onlar coştu. Şimdi bıraksan onlar 2 saat burada. Devam edebiliriz. Yani onlar devam eder. Ben de hal kalmadı. Hasta geldim. Bak sesime bak. Ama ne olacak canım yani hastalık yani faydalı bir iş. Her zaman bekleriz sizi. Yapıyorsunuz. Yani biz de azıcık olsun katkıda bulunabilseydi, bulunabilsek ne mutlu bize. Hastalık mustalık önemli değil. Yani çünkü ya bu millet yok olduktan sonra ben hasta olsam ölsem ne fark eder ya. Allah uzun ömür versin. Hayırlı ömürler versin. Çok teşekkür ediyorum Sayın Oktay Sinanoğlu. Sağ ol, çok teşekkürler. Yine buluşmak üzere. Program başında da söyledim. Şu kitaplarınızı hiç konuşamadık. Bu kitapların ayrıntılarını biraz konuşsak başka bir hafta. Evet. Belki de önümüzdeki hafta iyi olursunuz inşallah. Çok teşekkürler. Sağ ol. Sevgili seyirciler bu gece, bugün cumartesi oldu. Dün cuma akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 4+4+4 şeklinde özetlenen kesintili eğitim sistemini, yasasını ele aldık ve Suriye konusunda az da olsa Sayın Oktay Sinanoğlu değerlendirmelerini yaptı. Genel bir bakış açısı, genel bir ufuk sundu bizlere. Renkli bir akşam oldu, hareketli bir akşam oldu, ayakta geçti bir kısmı. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Erken ayrılıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi sabahlar, hoşça kalın.